Ben bir şeyin sonunu beklemem. Başından bellidir. Ne yaptı bu iş çocuğuma, ne yaptı? Pişmanım. Rüyam ya, çıkınca gerçekler ortaya çıktı. Sabaha doğru da itiraflar gelmeye başladı. Sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Herkes tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir adım al. Ethancığım, aileni buldum. Her şey sizin sayenizde oldu. Mucizesiniz. Cinayetle bittiği düşünülen ihanet. Sen benim erkekliğim ben lafı söylüyorsun diyerekten kafasına sıkan Ümit Bey sen değil misin? Zincirleme şiddet. Nauruz diyor ki Sıdıka'yı dövdüler. Kim dövdü? Benden kaldı. Çıvaç. Kuşku uyandıran detaylar. Sana dedi bir şartım var. Benim kocam sussuz diyecekmiş sana çocukları vereceğiz dedi. Şüpheler ve gelişmeler. Ya Ümit, ya Emrah, ya Hakkı Bey. Üçünden birisi kızımızı havluda silahla vuruyorlar. Banyoda da intihar süsü veriyorlar. Emrah Çelik, eşi Ceren ifadeleri almak üzere Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. Çarpıcı itiraf. Hamze ile Emrah'ın evinde çok büyük bir tartışma oldu dedi. Darp edildi, dövdüler kızımızı dedi. Üç çocuk annesi Sıdıka Çelik nasıl öldü? Az sonra Müge Anlı'da. İki çocuğunu terk eden bir anne. Annem babamdan ayrıldıktan sonra 15 yıldır biz ne sesini duyabildik ne görebildik. Yıllar geçse de geçmeyen anne sevgisi. Bir derdim bir sıkıntım oldu, koşup anneme sarılamadım. Hep annemi arıyorum şu anda. Anne hasreti var bende. Dikiş tutmayan engel. Bizle konuşturmamak için annemi darp etmiş. Kafasını yarmışlar. Kapanmayan yara. Niye darp edildi? Niye bu kadın çocuklarıyla konuşturulmuyor? Zorla mı tutuluyor? İki çocuklu kadın tehdit altında. Ben görüntülü arıyordum, annem yüzünü bu tarafa çeviriyordu. Sanki yanında birisi var, o ona gösteriyor, sesi o dinliyor, sanki o cevap verdiriyor anneme. Hülya Çalışkan'ın alıkonma iddiası az sonra Müge Anlı'da. Her insanın çok güzel ve çok özel olduğunu düşünüyorum. Hepimiz ışıl ışılız, hepimizin içinde kelebekler uçsun. Hiç kimsenin içimizdeki ışıkları, bu renkleri söndürmesine izin vermeyin. İsteyen istediği kadar kötülük yapsın. Bir gün iyilik kazanır. Diye ümit ediyorum. Efendim, şimdi hafta sonu neler yaşandı? Haberlerim var. Aa, gözlüğünüz de yıkılıyor. Teşekkür güle güle ediyorum. Güle kullanın efendim, iyi günlerde. Çok Clark Kent gibi olmamış mı? Efendim? Clark Kent gibi olmuş. Öyle mi? Birdenbire Süpermen peleriniyle çıkacak gibi duruyorsunuz Şevki Hocam, maşallah. Teşekkür ediyorum, güzel görüşünüz o sizin. Tabii Rami Bey'in yakışıklı yanında şimdi söylemezsek yani, olmaz. Rami Bey'in yanında. Özellikle yeleğinizdeki kırmızı düğme detayları lütfen, evet. Ah, çok evet. Teşekkür ederim. Çok yakışmış. Sizin siyahlardaki bu pembelişlerin yanında ben de birazcık kırmızı ölçüreyim. Akşamdan anlaştık. Efendim. Teşekkür ederim. Şimdi önce hafta sonu neler yaşandı? Gelişmeleri size bildireyim. Önce biliyorsunuz %90 zihinsel engelli 53 yaşındaki Taner Musa Doğan'ı arıyorduk. Geçtiğimiz salı günü İstanbul Küçükçekmece'den kaybolmuştu. Ve cuma günü yayına girmeye bir 5 dakika kala hastaneden bir telefon geldi. Hastane polisi, polis bizi aradı. Kolundaki sevgisi sayesinde bulundu diye. Meğerse zaten anne, kız kardeşi ve yeğeni söylemişti epilepsi hastası diye. Tabii ilacı kullanmayınca epilepsi krizleri arka arkaya meğerse 3 tane epilepsi krizi geçirmiş. Bunun üzerine hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Onunla ilgili gelişmelerimiz var. Sağlık durumu gayet iyi. İsterseniz onu sizle paylaşayım.
Filiz Ersen 12 Aralık'ta İstanbul Küçükçekmece'de kaybolan 53 yaşındaki %90 zihinsel engelli kardeşinin bulunması için stüdyomuzdaydı. Endişeli abla müjdeli haberi araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan öğrendi. Filiz abini buldum. Gerçekten. Gözünü aydın evet. Kolundaki sevgi izini görmüşler. Evet. Emniyeti aramışlar. Emniyette bizi aradı. Sağlık durumu iyi. Epilepsi krizi geçirmişti, hastaneye kaldırılmış. Evet, teşekkür ederim. Ay canım benim ya. Çok seviyorum. Gözün aydın değil mi? Çok seviyorum. İyi ki sevgi izini de yaptırmışsın, hemen şey yaptılar. Evet, evet, evet. Allah sizden razı hepimizden olsun. Hepimizden razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Ay estağfurullah, olur mu? Hemen seni arkadaşlarımız götürsün. İrem'cim senin de gözün aydın bebeğim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yayınımızın ardından kızıyla birlikte yola çıkan Filiz Ersen, geçirdiği epilepsi krizi nedeniyle tedavi altına alınan ve bileğindeki sevgi izi sayesinde bulunan kardeşine kavuşmak için hastaneye geldi. Müge Hanım bize işte müjdeli haberi verdi. Biz de büyük bir sevinçle geldik hastaneye. İnşallah şimdi kardeşimi göreceğim. İyileşecek, iyi olacak, çıkacak İnşallah. Kardeşim. Sevgi izini kardeşime hemen yaptırmıştık. İlk kez kayboldu böyle bu şekilde. Şu anda çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Görmek istiyorum bir an evvel. Pırpır ediyor kalbim. Zaten kanalda da böyle kalbim pırpır pırpır ediyor. Diyordu. Gerçekten iyi ki varsın. Sağ olun. Kolay. Hastaneden çıkan Filiz Ersen ve diğer kardeşlerini ekibimiz karşıladı. Endişelerinin dinmesiyle rahat bir nefes alan aile üyeleri artık mutluydular. İyi, gayet iyi. Beni gördü, bir şöyle sıçrar gibi yaptı sevincinden. Sağlığı iyi. Epilepsi nöbeti geçirdiği için almışlar. Doktorun dediği acilde iki sefer nöbet geçirmiş. Biz yoğun bakımı aldık. Durumu iyiymiş. Tabii zihinsel engelli ya, konuşamıyor da. Ama tanıyor sizi. Tabii tanıyor beni. İnsan ister istemez duygulanıyor. Müge Hanım'ı çok seviyoruz. Ona çok teşekkür ederiz. Kucak dolusu sevgiler. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Her zaman, her daim var olsun. Böyle insanların sıkıntılarını gideriyor, sevindiriyor, mutlu ediyor. O bizim başımızın tacı. Canım benim ya, gözü aydın. Ben de valla bir yoğun bakımda dediklerinde Müge'yi de gönderdim yayına çıkıyor ama yetişemedi. Böyle hani iyi falan dedim aileye ama benim de yüreğimin bir kenarı pırpır ediyordu, ne yalan söyleyeyim. Bugün de hastaneden taburcu edilmesi bekleniyor. Allah bir daha göstermesin. Şimdi... Güzel bir haberim daha var. O da Güldane Taşan'la ilgili. Biliyorsunuz Güldane Taşan da geçtiğimiz hafta 37 yaşında depremin etkilerini hala ne yazık ki üzerlerinde taşımaya devam eden bir ilimizden, Kahramanmaraş'tan anne babasının yanından ayrılmıştı. Daha sonra kendisini Mersin'de bir tantunicide çalışırken bulmuştuk ama konuşmaları bana pek çok sağlıklı gelmemişti açıkçası. Yayınımıza bağlanmayı kabul ettikten sonra bir abisi daha vardı. O abisi koştu gitti Mersin'e. Kızımızla konuştu, ikna etti ve ailesinin yanına geri döndü. Onlar da bana video çekip göndermişler. Sizin de gözünüz aydın olsun. Müge Hanım çok teşekkür ederim. FBI ekibine de sana da Allah'ım razı olsun. Billerini bir yetsin kuzum. Sarı saçlarını severim. Kızıma kavuşturdum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Müge Hanım. Allah ayırmasın. Ben Güldane için çok mutlu oldum. Ailesinin yanına dönmesine de. Aferin Güldane, iyi yaptın. Yani asla yanında çalıştığı falan insanlara bir şey söylediğim yok. Yanlış anlaşılmasın ama Güldane'nin gerçekten ustası da çok yardımcı evet. oldu. Ama Güldane'nin anlattıkları öyle çok öyle bilmeden etmeden Kahramanmaraş'tan Mersin'e git, telefonun yok, gidecek kimsen yok. Çok risk almıştı. Yani fazla o kadar, risk almış. Çok haklısınız. O kadar risk alması çok sağlıklı gelmedi bana. Ve efendim Nuriye Yakdemir biliyorsunuz ikizlerini arıyordu, Hatice ve Ramazan'ı arıyordu. Özellikle biliyorsunuz kızımız yayına bağlandı ve annesiyle görüşmek istemediğini söyledi. Hatice Hanım da ama Nuriye Hanım da kendimi anlatamadım işte diyorum ben size şimdi bir kendinizi anlatın önce. Ya şöyle sanıyor bazı insanlar, sanıyor ki karşı tarafa bağlandığında böyle kendisi de ayılınca bayılınca karşı taraf ona üzülecek ve onun yanında olacak. Ama hayır, o seni tanımıyor ki. Yani ayrıca ben onun hiç umurunda olduğunu düşünmüyorum. O an kendini düşünüyor, sen benim annemsin, bıraktın beni 1,5 yaşında. Tamam, yani senin o davranışların, o ağlamaların falan da benim umurumda değil diyor karşı taraf. Yani ben sadece bunu Hatice olarak söylemiyorum, genel itibariyle söylüyorum. Evet. Çünkü önce ağlamaya, insana kendi hastalıklarını tabii, anlatıyor. Herkes hasta. Çünkü var mı çok ağlamaya, o hastalıkları bir anlam yükleyemiyor karşı taraf. Anlam yükleyebilmesi için bir geçmiş, bir yaşanmışlık gerekiyor. Öyle bir yaşanmışlık yok. Yok. Yani onu derdimi anlatamadım diyor. Bence de anlatamadın ama
Ya ben anlıyorum işte, kadın diyor ki okuman yok, yazmam yok, evlendim, 5 çocuk yaptım, bakamadım. Daha sonra da yeni bir evlilik yapması için de 5 çocukla gidemiyor tabii. Yani çocuklar da yurtta büyümüş. Yani bence iyi olmuş aslında ikizlerimizin o ailede büyümesi. Ben tekrar kendilerine sevgilerimi gönderiyorum. Çok akıllı başlı bir anneleri var. Yani onları yetiştiren anneleri. Zaten babaları 2 yıl önce vefat etmiş. Erkek kardeş de öğrendi. Ona da ilettiler. Bence zaten biliyorlardı. Ama her ikisi de şu an için görüşmek istemiyor. Kardeşleri için de zaman istediler. Buradan onları da duyurayım. Bence kardeşleriyle görüşürler ama biraz bu ilk şoku aktardıktan sonra herhalde. Ama şu an ikizler görüşmek istemiyorlar anneleriyle. O tepkinin dağılması için biraz zamana ihtiyaç var gibime geliyor ama kardeşler arasındaki münasebet başlar ve devam ederse yavaş yavaş onlar anneyi de aralarına alırlar gibime geliyor. Ama bugün o iki ikizlerin bu ailede yetişmeleri büyük bir şans. O ailelerden de Allah razı olsun, cemiyete, topluma, aileye faydalı birer eleman yetiştirmişler. Okutmuşlar, bakmışlar, korumuşlar. Ben Hatice ile telefonda da konuştum. Çok düzgün bir kız maşallah. Evet, bravo. Allah inşallah şansını, bahtını açık etsin. Evet. Ben evet. Kızımızı sevdim. Çok akıllı başlı konuşuyor. İnşallah öyle devam eder. Ya bir de arkadaşlar, şimdi hani okuma yazması yoktu vesaire falan diyoruz ama şimdi o zaman okuma yazması olmayan hanımefendilere falan da haksızlık etmiş oluyoruz. Şimdi bak böyle söylüyorum ama bir tarafım bunu kabul etmiyor söylerken. Ben hiç unutmuyorum, bir kere daha size anlatmışımdır herhalde. Ankara'ya giderken dönemin Ankara Sosyal Hizmetler Müdürü ile uçakta karşılaşmıştım, tanışmıştım. Dedi ki benim dedi, babam çok küçük yaşta vefat etmiş. Bir tane inek bırakmış arkasına köyde. Ve 6 çocuk. Benim annem dedi o bir inekle hepimizi okuttu. Yani birisi doktor olmuş, birisi şu olmuş, birisi... Yani ne mesleği de çok önemli değil aslında ama hepsini ne okutmuş. Hepsini meslek sahibi. Nasıl dedim tek bir inekle? Biz dedi işte o ineğin dedi sütünü sattı, yeri geldi, yoğurt yaptı, sattı. Bir tane ineğimizle dedi. Şimdi o kadının da okuma yazması yok. O kadın da 6 çocukla baş başa kalmış. Evet. Ama evet, bazı insanlar çocuklarından vazgeçmiyorlar. Gayet tabii. Yani gayet, genel olarak da vazgeçilmemesi lazım. İnsan biraz gönlüne ket vuracak. Yoksa herkes her şeyi yaşamak ister. Ya benim annem istemez. Niye senin annen istemesin? Herkes her şeyi ister. Ruh yaşlanmıyor ki. Efendim isteseydi o yaşta, genç yaşta bir kadın durumundaymış. Çocuklarını kabul edecek bir adamla evlenirdi. Çocuklarını da alırdı, bağrına basardı. Ve onun çocuklarını kabul edecek çok adam bulunabilirdi. O yaştaki bir kadınla evlenmek için. Evet. Ama gerçek yok, sen gönlüne göre kalkıp davranırsan, çocukları bir tarafa itersen maalesef işte burada gözyaşı dökmekten başka bir şey olmaz. Bu neticeyi de göze alıyorsun. Yani bunlar demek da örnek olsun istemediğim için söylüyorum. Yoksa hanımefendiye eleştirmek evet, de değil niyetim ama insan çocuğuna her şekilde bakmak zorunda. Her şeyi konuşmak gerekirse böyle yani. Evet. Şimdi Gökhan'cığım. Gökhan biliyorsunuz annesini aramak için stüdyomuza geldi ama böyle kafamızda böyle bir sürü yatmayan şeyler oldu. Aslında annesi Gökhan'ı çok küçük yaşta, onu ve abini galiba, evet, değil mi? Abini çok küçük yaşta terk ediyor annesi. Sonra bir başka beraberlik yaşıyor. Gökhan diyor ki 15 yıldır annem başka birinin yanındaydı ve 15 yıldır beni annem ne aradı ne sordu. Evet. Sonra 15 yıl sonra bir telefon geldi. Annem benimle görüşmek istediğini söyledi. Fakat beraber yaşadığı adam engelledi. Kafasına hatta 32 dikiş atılacak kadar şiddet uygulamış. Sonra bana aşçılar haber verdiler. Git anneni kurtar dediler. Ama Gökhan çok akıllılık yaparak aslında stüdyomuza gelmiş. Yani gidip, evet, kurtarsa annesini nasıl kurtaracak bu çocuk? Yani ben bu çocuğun da sürüklenmeye çalışıldığı durumdan da hiç hoşlanmamıştım. Gökhan'cığım senin anneni buldum. Az sonra canlı yayınımızda olacak. Annenle bütün merak ettiğin her şeyi konuşacaksın. Fakat sana şöyle söyleyeyim. Senin yani bu annenle kaçtığını söylediğin kişi arasında da büyük bir aşk hikayesi çıktı onların anlattığına göre. Romeo ile Juliet gibi Shakespeare'in. Bak size o kadar söyleyeyim. Hakikaten tam Romeo ile Juliet'e uyuyor. Ondan sonra böyle bir aşk hikayesi anlatıyorlar onlar. Meğerse zaten senin kaçtı dediğin adam amcaoğluymuş annenin. O yüzden soyadları da aynı. Sen bilmiyor musun bunu? Ben bilmiyorum. Yani. Ciddi misin? Evet. Yani senin annenle kaçırdı diyen, dövdü diyen adam meğerse amca çocuklarıymış.
Anlatmadılar mı sana bunu? Ama Müge Hanım şimdi annem gerçekten geleceğini söyledi bana. O gün bilet kesildiğini söyledi. Hayır hayır. Senin yaşadıklarınla ilgili bir şey yok. Senin yaşadıkların doğru. Onu da kabul ediyorlar. Nedenini anlatacaklar da. Ama dediğim gibi tam Romeo ile ve Juliet çıktı yani arkasından. Ama işte Romeo ile Juliet'te böyle perişan olan Gökhan yoktu tabii. Arkalarında bıraktıkları. O bunu Shakespeare akıl edememiş diyeceğiz o zaman. Allah rahmet eylesin. Yani orada Romeo ile Juliet'te de arkalarında çocuk bırakmıyorlar iki tane. Neyse onlarla şimdi seni konuşturacağım az sonra. Biraz enteresan bir buluşma olacak. Aşk hikayesini size anlatacağım. Ama öncesinde iki tane kaybımız var. Bir tanesi adına da 35 yaş. Önce şunu söyleyeyim ya. İstanbul Esenyurt'tan kaybolan bir kızımız var. 17 yaşındaki Elif Nur Çelik. Neden Müge bu kadar önceliyorsun derseniz 13 Aralık Çarşamba günü okul çıkışında kaybolmuş. Anne diyor ki annesi ve teyzesi aramışlar. Kızımızı ablasının nişanlanmak üzereyken ayrıldığı sevgilisi Altu Dobruca kaçırdı diyor. Yani ablasının eski nişanlısı kaçırmış kızı. O yüzden açıkçası öncelemek istedim. Çünkü neresinden bakarsan bak olmaz. İntikam için mi? İntikam için mi? Yani her şekilde bana göre intikam ya da çok i̇ntikam ahlaksızlık. Için çünkü ablasıyla yazışmış demiş o senin cezan demiş. Ciddi misin? Abi, evet. Kıza cevap veriyormuş telefonu açıkmış. Ya bana geleceksin diyormuş yoksa onu bırakmayacağım. O, niye o zaman kardeşimi götürdün beni seviyordun demiş. O senin cezan demiş. Ha, bir ben dakika. Çocuğuma şey yani içiriyormuş da galiba çünkü yasaklı madde kullanıyormuş, satıcılık yaptırıyormuş. Yani biz yani ondan kurtarmak istiyoruz. Ne olduysa olsun bize geri dönsün. Ben konuştuğunu bilmiyordum. Elif Nur'un ablasına Elif Nur'u kaçırdıktan sonra konuşuyorlar. Evet. Tabii olan yazıyormuş. Yani Altu yazıyormuş o yeğenime. Tam bir anlasana. Bunlar ne zaman nişanlandılar, ne zaman ayrıldılar? Ya onlar ta liseden beridir tanıyorlar birbirlerini. Yani ben çok görüşmüyorum. Aramız var yani. Ben çalışıyorum da. Ama biliyordum. Ablam anlatıyordu yani. 4 sene lise okudular. 2 sene üniversiteyi beraber okudular. Ablam işte geçen Ramazan'da dedi ki nişan takacaklar. Ailesi, babası, halası ne geldi tanıştık dedi. Ama o arada o iş olacağı zaman bu yakalanmış işte kullanırken mi satarken mi. O zaman işte her şey bağlar koptu. Ama o bırakmadı yeğenimin yakasını. Ha, Elif Nur'un ablası da ayrıldı bu. Evet. Ne çocuğuna da Altu'da. Aynen ayrıldı. Ama Altu ayrılmak istemedi. İstememiş sürekli de bu tanıyor diye bunu hani o engellediği için telefonlarını sürekli yeğenimi çağırıyormuş hani haber götürsün diye. Ama o arada yeğenimin aklını çelmiş. Sonra da okuldan almış gitmiş yani. Ha, aslında yani bu kızı posta güvercini gibi kullanmak evet. isterken. Aynen. Sonra alıyor sonra sizin abla arıyor diyor ki niye sen benim kız kardeşimi aynen. kaçırdı? Aynen. Sana ceza olsun diye evet, diyor. Evet ceza o senin cezan diyormuş. E şimdi ne diyormuş peki ona sen geri dön ben bırakayım kızı falan mı diyor ne diyor? Onu da hiç bilmiyorum çok öyle yani psikolojisi yeğenimin de bozuk çok öyle şey yapmıyor. Ama bilmiyorum yani ikisini de kopardı yani kandırıyormuş yani ikisini de. Bize karşı dolduruyormuş diyormuş ki. Hayır sizin bu kız yani seviyor mu Altuğ'u? Onun demesine seviyor hala bilemiyoruz. Ama hala nasıl olur dediğin... sevse? Hayır Elif Nur'dan yok, bahsediyor. Yok Elif Nur sanmıyorum. Elif Nur daha çocuk ablasınız. Şanlısı yok diyelim. Ablacığım ben şunu merak ediyorum. Şimdi bu Altu kaçırmış ya. Zaten Altu'nun anne babasını da siz konuşmuşsunuz galiba. Gelin alın biliyorum. Biz kızı istemiyoruz demişler onlardan. Evet. Aynen. Tamam ama sizin kız severek mi kaçtı zorla mı kaçırıldı? Onu tam olarak hiç bilmiyoruz. Nasıl bilmiyorsunuz? Annesiyle konuştuğunda kız orada zorla zincirle mi duruyordu yoksa kız yoktu orada... görmedik biz kızı. Ne dediler? Hiç göstermiyorlar. Kız benimle değil diyor ama çocuk onunla gittiğini yana aldığını oradan okuldan aldığını okul öğrencileri söylüyor. Büyük kızıma sattırmaya çalışmış o kullandığı maddeleri. O diye ben ondan diye kavga ettim aydım ama bize hiç söylemedi. Bize söylemediği için halası beni aradı. Kızınız dedi buradaymış. Bizim yeğenimin yanındaymış. Benim yeğenim içiyor. Sizin çocuğa da içiriyordur. Neden sahip çıkmıyorsunuz kızınıza? Ben bunu bilmiyordum. Ben okulda biliyorum çocuğu. Ha, siz öyle öğrendiniz zaten. Evet biz zaten o şekilde öğreniyoruz. Ha, benim merak ettiğim yani bu kız Altuğ beni seviyor diye kaçtıysa yok. Aslında Altuğ onu sevmiyor çünkü ablasına evet. senin cezan diyor. Evet. Bizi izliyor ya onu söylemek istiyorum. Hayır, aynen öyle. Aynen. Ha, peki ne diyormuş hani... ablasına sen geri dön ben bırakayım mı diyor ne diyor? Ablası diyor evet, ben de dönersen diyormuş. Bırakır diyor. Beni ben... diye sokağa salın diye ben alırım onu diyor ama ben yapamam onu. Onun gibi bir tehlikeli birinin
Komşular diyor sen diyor görmedin ama o silahla diyor dolandı de belinde diye silahı falan gördük diyor biz. Öyle mi? Altun'un babası mı? Altun Dobrucan'ın babası telefon attığımız demiş. Beyefendi günaydın. Alo. Alo. Günaydın efendim. Günaydın. Ne dediniz anlamadım. Evet buyurun. Tamam buyurun günaydın asıl siz buyurun. Oğlunuz nerede? Bakın kızımız 17 yaşında ailesi burada lise son sınıf öğrencisi. Zaten olay savcılığa intikal etmiş. Hı-hı. Ben arıyorum. Yani kızın şu anda ben daha önceden onları kaç defa uyardım. Kızı evimize bağlayın kapatın. Daha önceden böyle bir olaylar oldu. Babasına anasına söyledim. Nasıl sen kızı kapatın diye. Yani bu kız mı sizin oğlunuzun yanına geliyordu? Evet her gün bizdeydi sabah akşam. Peki siz niye oğlunuzu kapamadınız? Yani niye onlar kızlarını kapatıyorlar? Siz sen oğlunuzu bağlasaydınız. Sen bağlayaydın. Ben bununla hiç konuşmadım. Bir akşam konuştum. Siz niye oğlunuzu bağlamadınız beyefendi? Ben de bağladım. Bağladınız. Nasıl bağladınız. Nasıl kaçtı o zaman bağlanmışken? Eve gelen kimdi? Benim evime gelen kimdi? Tamam da yine senin çocuğun kandırmış. Senin bacın bana yazdı. Senin o benim yeğenim ilaç kullanıyor. Evet, seninki de kullanıyor. Benim evime gelmesin diye kaç defa uyardım ben sizi. Benimle siz hiç konuşmadınız. Şimdi burada yalan söylemeyin. Yok, başka birini aramıştır belki. Evet siz benimle konuşmadınız. Kız kardeşiniz aradı. Oğlum da inkar etti. Hayır dedi. O benim kız kardeşim. Nasıl olabilir böyle bir şey dedi. Ben babam sizin... yanılıyor dedi. Beni istemediği için. Babam dedi halamı dolduruyor. Halam da dedi başağı dolduruyor dedi. Tamam peki o zaman siz bayağı bu işleri biliyorsunuz demek. Yani bu kız sizin oğlunuza aşık mı olmuş kendince? Yani şu andaki durum onu gösteriyor. Onu gösteriyor. Ama daha evvel de ablasıyla berabermiş oğlunuz. Bunu nasıl kabul eder ki? Hem de 6 yıl. Ya zaten ben kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Aile de biz kabul etmiyor zaten. Onu, biz de etmiyoruz. Çıkaracak onu. Ölü çıkaracak. Biri de olsa alacağım çıkaracak o kızı ondan. Çıkaracak öyle. O orada kalmayacak. Onun yanına bırakmayacağım. Bu yaptığı pisliği ona bırakmayacağım. Çıkacak hayır, o siz orada. Niye anne babalar olarak kavga ediyorsunuz ki? Siz istemiyorsunuz. O da istemiyor. El ele verin. Evet. Çocukları aynen, bulun öyle. Razı edin. Niye kavga ediyorsunuz ki? Sizinle ne alakası i̇şte var bu konunun? Yani. Ben kavga etmiyorum sizinle. Savcılar intikal etsin. Ben kesinlikle karşıyım istemiyorum. Tamam siz istemiyorsunuz. Ama çocuğun da ortada yoktur. Nerede senin oğlun nerede? Bana diyor ya benimle değil kızın diyor. Senin oğlun nerede o zaman? Zaten savcılık arıyor. Polis arıyor. Ama senin oğlun eve gelmiyor mu? Bilmiyor musun oğlun eve gelip gelmediğini? Şimdi ben çalışıyorum. Ben onu tutup araştırayım mı? Sen araştıracaksın. Biri senin evladın, biri de benim evladım. Neden zarar görsünler? Benim çocuğum küçük bir şekilde kandırdı veya da ilaç içirdi. Bunu sen ablana söylüyorsun, ablan bana söylüyorsun. Sen oğlunu arayacaksın, ben de kızımı arayacağım. Tamam, yapacağı bir şey yok. Arayın, aradığınız zaman da bana da bilgi verin. Beyefendi. Evet. Sizin bu tavrınızın nedeni nedir? Sizin oğlunuz oğlunuz kaç yaşında beyefendi? 22 yaşında. Tamam. 22 bu çocuk da 17 yaşında. 23 yaşında bitiriyorlar, tamam. 24'e giriyorlar. Ha. Benim büyük kızımla aynı yaşta. Biraz bir mahcubiyet hissetmiyor musunuz? Ya sadece ya, merakımdan soruyorum. Şey ya, hissedin. Yani biraz ya. Bir o çocuğun babası olarak biraz bir mahcubiyet hissetmiyor musunuz? Mahcubiyet derken nasıl bir şey? Hmm. Ben istemiyorum, kesinlikle karşıyım. Tamam. Siz istemiyorsunuz. Kızın ailesi de istemiyor. Kızın yaşı tamam. da 17. Lise son sınıf tamam. öğrencisi. İnsan biraz der ki hanımefendi çok üzgünüm. Benim oğlum senin zaten büyük kızınla geziyordu. Küçüğüne bakması çok büyük bir ahlaksızlık. Ben bu oğluma terbiye verememişim. Özür dilerim. Ben de arıyorum. Benim yeğenim istese tabii ki sizin de benim de istememekte çok haklısınız. O çocuk onu istese de yani sen kızını var. Bağla diyene kadar siz bir erkek babası ha. olarak hiç böyle bir duygu hissetmiyor musunuz? En azından bir sorun oldu. Ben bunları kaçta bağlı annesine babasına. Siz bana beyefendi, hiç söylemediniz. Söylediniz de yapmış işte çocuklar yani. Siz ben sizi en son ne zaman gördüm? Ya bu gen denen şey var ya. Vallahi yeni batsın yani. Hani aslında daha terbiyesiz bir şey söyleyeceğim de yayında olmaz diye. Gerçekten ya yeni batsın yani. En azından sonra biz başka şeyler bekliyoruz insanlardan.
Gerçekten anlamıyorum. Beyefendi, kızın yaşı küçük. Sizin oğlunuz yetişkin. Bunların kızı çocuk. Ya Müge Hanım. Sizin oğlunuz yetişkin. Yani çocuk, siz bu yıllara saldırana kadar. Bir de senin ne olacak? Zaten ben bu tavırda önce ablasıyla sonra kızıyla. Bu nasıl ya bir terbiye? Ben kime saldırıyorum? Kime? Siz bir konuşma tarzınıza bir baksanız anlarsınız neye saldırdı. Kaç aydan beri... Ne yaptınız siz bir oğlunuza, oğlum bu senin nişanlının kız kardeşi. Böyle şey olur mu deseydiniz, o da sizi dinleseydi. Bu 22 peki, yaşında olacak peki, bir şey değil ki. Bunları söylemedim. Konuşmak değil. Sen onun çocuğuna söz geçiremiyorsun da niye bu kadınlara bağırıyorsun? Bu kadınlar kim ne yapsınlar? Sen bağırıyorsun. Sen benim bağırıyorsun. Yani. Onları ben suçluyorsun. Istiyorum, yeğenimi. Ben yeğenimi istiyorum. O bizim koynumuzdan çıkmıyordu. O bize soğuk değildi. Hepsini. Senin oğlum ya, benim yeğenime diyormuş ki senin annen yaşlı ölüp gidecek, size ben bakacağım. Sabah. Bırakın da gelin ya. Senin oğlum böyle kandırmış benim yeğenlerimi. Benim şimdi evdeki de anasına düşman. Senin oğlun yaptı. Onlar bizden çıkmıyordu ya. Ben onların sevgiye ihtiyaçları yoktu ki. Evet, sen iyi baba olsaydın, senin oğlun diyor ki ben babamın yüzünden bu ilaçları aldım. Ben babamın parasına yetişemediğim için bu paralı pis ilaçlı şeylere bulaştım da babasına satıyorum. Da şimdi böyle söyledim diye babasına da laf söylemeyin. Yani sonuçta çocuk bu. Her dediğimizde dinlemiyorlar. Sizin oğlunuz yasaklı madde kullanıyor mu? Sonra her şey savcılıkta zaten. Savcılıkta tamam işte, savcı bulsaydı bugün burada olmayacaklardı. Millet de burada televizyona çıkıp benim kızım kaçtı demeye bayılmamış zaten beyefendi yani. Bir de bana hepimiz diyor ki, bu toplumda yaşıyoruz. Diyor ki ya diye az kaldı diyor 18 yaşında hepsi diye ne yapabilirsin diyor. Senin oğlun yasaklı madde kullanıyor, cezaevine girmiş. Bunlar lise son sınıf öğrencisi sanıyorlar, bir de daha hala kadınlara car 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 car. Ama biraz siz de bir erkek olarak bir duracaksınız, otur. Yok mu bu ailenin bir büyüğü ya? Ben babayı, baba da çıksın aradan. Bir şey yok mu sizin bir amcanız, abiniz vesaireniz girsin arasına, çocuğu da getirsin. Çocuk bir de lise son sınıfta. Yazık yani, devletin şeyine de yazık, emeğine de yazık bu çocuklara verdiği emeğe de yazık. Kolay mı okuyor çocuklar? Defteri, kitabı, öğretmeni, elektriği, suyu, ısıtması. Lise sonunda iç bul kafayı, git kızı al lise kapısının önünde. Ondan sonra hala daha babası senin kızın bana geldi. Tamam, buluruz senin kızını, sen merak etme. Aramadınız. Fotoğrafını gösterin ekrandan, bırak ya. Ben de zaten şeyli, kimden ne yardım zaten istiyorsun ya? Zaten o rahat duruyor. Verin kızın fotoğrafını ekrana. Tamam, kız da karşıysa, kız son hali bu mu bu kızın? Evet bu. Zaten oğlu sattırmaya çalışıyor herhalde. Çünkü benim 14 yaşında bir oğlum var. Buluruz hayatım, buluruz. Tamam, bırak ya. Oğlumu da aynı şekilde arayıp rahatsız ediyor. Sizi motorla gezdireyim diye kandırıyor çocukları. Açık şey yapıyorum, yardım istiyorum. Hala da insanın mahcubiyet ne demek diyor ya. Mahcubiyetin ne demek olduğunu ben artık kaç yaşındaki adama nasıl anlatabilirim? Ya bir de ne, ikinizin de ne suçu var? Çocuklar yapmış böyle bir şey. Gelin evet. Hanımefendi, hale yola koyalım. Hayır, biz onu suçlamıyoruz ki Müge Hanım. Biz sadece anneye babaya düşen... sakin ol ama bir arada olup çocukların yararına bir şeyler yapabilmek. Tamam, gerek yok. Ona da gerek yok. O da ne, birbirinden ayrılıyorsanız ayrılırsınız kardeşim. Hala daha hem ayrılacaksınız, hem mesajlaşacaksınız, hem onu yapacaksınız, hem laf getireceksiniz. Ay ben sevmiyorum bu işi. Ayrılırsan ayrılırsın. Tak der keser atarsın. Ayrılamıyorsan ayrılmayacaksınız o zaman. Diyeceksiniz ki biraz zamana bırakalım. Ayrılıyorsan ayrılmayıp kardeşini gönder haber al, onun kardeşini arasın falan. Ne kadar basit şeyler bunlar ya. Sene gelmiş 2023. Adam bilmem ne, hep söylüyorum ya. Mars'a bunlar kaçacak. Bak ben size söyleyeyim. Mars'a bunlar yeni dünya yaratıyorlar. Tamam, biz bir gün böyle dünyada bakacağız. Oo, birileri gitmiş Mars'ta yaşıyor. Biz de böyle ağzımız aval aval bakacağız. Benim oğlum senin kızın kaçırdı. Yok, senin kızın bize geldi falan yani. Siz nerelerdesiniz ha? Efendim, Adana'da 35 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu. O da 13 Aralık Çarşamba günü kayboldu. Aslında şüpheli bir kayıp gibi görünse de bir takım mesajları var. Acaba kendisi de gitmiş olabilir mi diye insan düşünmeden edemiyor. Ama biraz sıkıntılı bir iş gibi gözüküyor. Şimdi olay günü öğlen 13.30 gibi eski eşi Bengül Güvenç'in evine gitmiş. Arabayla çocuklarını almış, berbere bırakmış. Ardından 120 bin lira borç verdiği oto elektrikçi arkadaşı Yüksel'i aramış. Sen bana borcunu 150 bin lira olarak geri ver. Ben birkaç saat içerisinde sana bunu fazlasıyla geri ödeyeceğim demiş. Sonra kaybolan Mustafa'ya 150 bin lira nakit para verilmiş.
15-15 sıralarında. Sonra onun yanından çıkıyor. Yüksel Bey'in çalışanın anlattığına göre Mustafa parayı almaya kendi aracından farklı bir araçla geliyor. Ve arabasında yabancı bir adam var ama. Sonra para alışverişinin ardından gidiyor, çocukları berberden alıyor. Çocuklarla dönerken telefonu çalıyor. Hoparlörde konuştuğu için, yanında da çocuklar olduğu için, çocuk da 8 yaşında, her şeyi anlatabiliyor. Telefondaki kişiye gel beni Mansurlu yolundan al diyor. Bu görüşmenin ardından akrabası Mehmet Karagöz'le görüşüyor. Mehmet Karagöz Mustafa'ya alkol al gel beraber içelim diyor. Sonra 16.20'de eski eşinin yanına bırakıyor çocukları, bir daha haber alınamıyor. Daha sonra yine 19 sıralarında aracı Mansurlu yolunda camları açık, arabanın anahtarı üzerinde, hatta elektrik aksamı çalışır şekilde hani böyle kontağı açmış. Elektrik aksamı çalışır vaziyette terk edilmiş olarak bulunuyor. Aile çevreden Mustafa'nın son zamanlarda biriyle sorun yaşadığını duymuş ama o kişinin kim olduğunu bilmiyor. Bugün eski eşi Bengül de aramızda. Bengül'le de işte siz de bir ayrılıp barışmışsınız anladığım kadarıyla. Bugün Bengül de burada, hani başına bir şey gelmesin, ben de bildiklerimi anlatayım diyor. O da ailenin yanında geldi. Siz de anladığım kadarıyla sorunlu bir ilişki yaşıyormuşsunuz. Evet. Başta senden de şüphelenilmiş, hani başına bir şey mi getirdin diye. Para pul mevzuları da var. Önce istersen Bengül senden şey yapalım. Çünkü en son gören o gün de sensin çocuklar vesilesiyle. Arabanın elektrik aksamı çalışmıyordu zaten. Hani o bir tık anahtarı çekeceği zaman ışıkları yanmıyor arabanın. Fotoğrafta mevcut zaten. Hı hı. Kontağı yerinden çekmediği için fark etmemiş. Bizim arabada öyle bir şey var. Çocukları geldi. Tıraşa götüreceğim dedi. Arabayı verir misin dedi. Siz galiba 3 ay öncesine kadar yine beraber mi yaşıyordunuz? Evet, beraberdik. Sonra 3 ay önce tamamen mi ayrıldık? Tamamen ayrıldık biz zaten kendisiyle. Çocukları tıraşa götüreceğim dedi. 1,5-2 sıraları arabayla çocukları benden aldı, oğlanları. Berbere götürüp bırakmış oğlanın anlattığı kadarıyla. Çocuklar burada dursun, sen tıraşlarını yap, benim az bir işim var demiş. Oğlana da sanayiye gidiyorum demiş zaten. Bırakır mıydı öyle berbere normalde? Bırakır. Berber tanıdık olduğu için bırakır. Ondan sonra oraya gitmiş, yani bir para mevzusu dönmüş. Sonra çocukları... Parayı da almış. Parayı aldıktan almış. Sonra da senin çocuklar görüyor. Yani para için gittiğinde alamamazlık gibi bir durum yok o an için. Parayı almış, çocuklara dönmüş tekrardan. Çocukları almış. O arada zaten telefonla konuştuğunu 8 yaşındaki oğlum duymuş. Sonra anlattı, anne böyle böyle... Aslında onu arabanın bulunduğu yere çağıran Mehmet Karagöz. Hayır, Mehmet. O değil. Başka birisi. Mehmet Karagöz sonrasında aramış. Ondan bir önceki arayan, gel beni Mansurlu yolundan al demiş. Mehmet Karagöz çağırmamış. Mehmet Karagöz'ün sesini tanıyor ama o adamınkini tanımıyor. Mustafa'ya bu demiş. Peki Mehmet Karagöz'le buluşmamış mı yani? Yok, buluşmamış. Ona gelmem demiş. Ona gelemem demiş. O çocuğun adını bilmediği kişiye gel beni Mansurlu yolundan. Yok, Mustafa dememiş. O karşı... Diğer adam. Diğer adam demiş. Ama arabada o Mansurlu yolunda bulunuyor. O da tamam demiş, çocuklar bırakırım gelirim dedi babam diyor, çocuk öyle anlatıyor. Ay kıyamam. Ne olur Mükanlı, benim ciğerimi yalmaz sağ sol. Yalvarıyorum Mükanlı, benim canım ciğerim kaç gündür, bugün 6 gün oldu, bittim son şeyim. Sana yalvarıyorum, benim ayağım benim. Siz niye ayrıldınız Bey? Bu benim o. Bengül, yani tekrar anladığım kadarıyla çocuklar için tekrar barışmışsınız. Yani ne yapıyor bu adam bu kadar evde yaşanmayacak kadar? Hani alkolü mü var, kumarı mı var? Ne? Yani o anlamda soruyorum. Bir şey yiyordu o zaman. Sigarası bile yiyordu o zaman. Sigarası falan yoktu. Zaten de alkol alan birisiydi yani. Geçimsizliğimiz de büyüktü. Geçimsizliğimiz büyüktü. Yani anlaşamıyorduk. Yok, onun için sormuyorum kuzu. Özel hayatınızı merak ettiğim için değil. Mesela ne bileyim, parası mı olmuyor, kumar mı oluyor? Yok, parası oluyor. Yani kadına mı gidiyor? Yani bir nedeni vardır senin de evliliğini yürütmemenin. Yerim. Yandım. Yani var da. Hani anlatmak istemiyorum. Benim tek derdim kendisinin çıkması. Tamam işte, bir sevgilisi varsa ona bakalım diye gitmez. Soruyorum. Kumar oynuyorsa kumar gitmez. Borcu mu var? Gitmez. Yok. Nereye gitmez? Öyle hani birini ya. Alayım, evleneyim, bu tip bir şey yapmaz. Hani bir kadına da gitmez, onun yanına da sığınmaz. Yok, benim tek şey düşündüğüm yok. Hani benle barışmak istiyordu. Bu 3 ay boyunca da hiç yani şey yapamadık. Tek derdi benle barışmaktı kendinin. Acaba hani benim eve geri dönmem için mi yaptı?
Kuzum, ben yani böyle düşünüyorum. Kuzum, ben... Ha mesela kuzum, o gün çocukları verirken yok. Falan sana ne dedi? Yok. Bir şey konuştunuz mu? Konuşmadık. Çocukları kuzum, benden ne? Aldı. Ben aşağıdaydım zaten. O arada bir çiçek getirdi. Ben kabul etmedim. Sana. Hani uzatmanın anlamı yok. Artık hani yapamıyoruz, devam ettiremiyoruz dedim. Tamam o zaman sen bilirsin dedi. Yani hiçbir münakaşa yaşanmadı aramızda. Çiçek getirmişti sana. Evet. Sen onu da istemedin. İstemedim ben. Hani uzatmanın anlamı yok dedim. Tamam o zaman dedi, sen bilirsin dedi. Çocukları aldı. Gitti. Ondan sonra zaten çocukları bıraktığında da ben görmedim. Aşağıdan bırakmış. Ya sana gönderdiğim mesajlar çıktı. Varmış. Evet. Ne zaman gönderdi onları? 12 Aralık'ta gönderdiği mesajlar vardı bana. 12 Aralık'ta gönderdiği mesajlarda en son yazdığında çok üsteliyordu zaten hani barışalım falan diye. Ben istemiyorum dediğim de çok oldu. Buralardan çekip gideceğim, telefonuma bile ulaşamayacaksınız yazmıştı. Ben de boş boş konuşma yazdım yani. Yazdığım bütün mesajlar duruyor. Ben 23 Kasım'dan beri konuştuk. Ne diyor, ben sana evi mi bırakacağım diyor. Hayır, ev zaten benim üzerime. He. Evin tapusu. Tamam. Ben diyorum ki evinin tapusunu da al Mustafa diyorum. Hani onu da istemiyorum. Çünkü kendisine de başkakıncı ediyorlardı. Şu ana kadar başkakıncı ediyorlardı. Yani hani karının üstüne verdin, nikahınız yok, şöyle böyle kuzum, falan diye. Ben bir şey istemiyorum, benim kuzum gelsin, hepsi dünya malı, dünyada kalır. Ben böyle diyorlardı. Ben Mustafa'ya çok dedim, evinin tapusunu kuzum. Da al. Hatta çocukların kuzum. Üzerine yapmak için bir işlem başlattırdık ama ben belediye izin vermedi. Çocuklardan bir tanesine verebilirsiniz, kuzum. Üçünün üstüne pay edemezsiniz dedi. Kuzum. Hani mirası çoğalmasın diye. Böyle sana bir yazı da göndermişlerdi. Evini şeyini, arabasını sana verir hiç miydi? Ben nikah yok, bir şey yok. Çalıştı tozun dumanın şeylerin içinde. Kuzumun elleri yağlı yağlı. Kuzum ciğerim, bir tek gülmedin, oynamadın kuzum. Ne bir düğünün oldu, ne bir bayramın, ne bir arkadaşın kuzum. Parça şeyleri satardım, parça şeyleri alır alır yapardım kuzum. Kimseden bir şey olmazdı kuzum. Herkese yardımın dokanırdı kuzum. Niye düğün biri falan çıksın, olmadı? Niye öyle düğün şey? Falan oldu. Ay niye mutsuz olmadı. Muydu yani çocuğu? Onu mu söylüyorsun? Kendine göre yani çok kendine göre düğüne, çok şey birisi yani. Kuzum düğününü ne hep yaptık, kaçırttı bunu kuzum. Beraber kaçtılar kuzum. Ben bunun şeyini istemiyorum. Ben çocuğum istiyorum, başka bir şey. Ne ev, ne araba, ne bir şey. Arabası, dükkanı, hepsi milletin olsun. Benim çocuğum yeter ki sağ salim şuraya elime versinler. Ben bittim. O bana çok düşkündü. Ben de ona, benim kimsem kalmadı. 7 çocuğum var, 7'sinden bana o taşıydı. Oğlum. Ciğerim 6 gün oldu, ben sesini duymadım kuzum, bir tek ana ben buradan dikine gelme kuzum. Bittim ben. Ama bir şey söyleyeceğim, yani benim senin kuzum. Bu kadar yani bu kadar onu kızgın ciğerim. Olmanın bir nedeni olması lazım. Burada diyorsun evini al diyorsun Mustafa, istemiyorum onu da, yeter ki düş yakamdan. Bak diyor, gerçekten çok ciddiyim diyorsun. O diyor ki evi istemiyorum, sen kal çocuklarla orada diyor. Ondan sonra al evini, tapudan randevu alacağım. Sen yeter ki çocuklarımla mutlu ol diyor sana. Al evini, gözüm yok, istemiyorum. Senden çok özür dilerim. Gideceğim, neyi anlamıyorsun? Birilerini arattırmış seni, ben arattırmadım diyor. Ha sen bu kadar niye bu adamdan nefret ettin? Sen evde oturursan seni rahat bırakmayacak diye al evini de git diyorsun anladığım kadarıyla. Ha? Evet öyle dedim. Ne diyor? Şu arabayı yarın satarsam gideceğim. Ne yaparsan yap inanmıyorum. Sen de çocuklarınla otur evinde, canımı versem inanır mısın? Biraz da şey ya, boş boş konuşma, ne yaparsan yap diyorsun sen de. Bak seni çok seviyorum, senin için gideceğim. Çünkü birbirimize çok zarar verdik. Yani gideceğim mi diyor, yakandan düşeceğim mi diyor. Yani... Gideceğim diyor. Kuzum gel kuzum. Çok söyledi zaten, başka yere gidip çalışırım kuzum, falan kuzum, diye. Yakma beni kuzum, inşallah bir kötülerin eline düşmedin. Seni orada tuzağa çekmediler kuzum. Ama bu adam da gidip de yani kuzum. Öyle gidecek bir şey yok. Bir de arabasını bırakıp niye gitsin canım, ben arabamı satacağım kuzum, falan diyor. Ne iş yapıyordu? Araba parçacısıydı. Araba parçacısı. Ya kuzum, arabasını niye kuzum. Bıraksın yani arabasını...
Herkese paralar kendi verir. Borç alacak bir çocuk değil kuzum. Bakın arabanın elektrik aksamları çalışmıyor. Kuzum, yerim. Hiçbir gören olmamış kuzum. Ne demek arabanın elektrik, ne demeye çalışıyorsun? Yani lambaları falan yanmıyor. Ha ne demek istiyorsun araba yani? Araba zaten bundaydı. Çocukları götürüp getiriyordu okula. Yani kontağı kendisi kapattı. Mustafa götürdü arabayı. Kontağı kapalı şekilde. Uzun. Yarım kontak olmuş olsa arabanın elektrik aksamları çalışır. Niye değiştirir bu sence? Yani kendisi kontağı kapatmış ama çekmedi işte üstünden. Kendisi bıraktı diye düşünüyorum ben. Uzun biz bunu aradık. Ha, kendisi arabayı oraya bıraktı diye düşünüyorsun. Evet öyle sen. Düşünüyorum ben. Araba nerede ama diye ben gösterdik. Evet üzerinde. Camları açık hiç bırakmaz. Bir şey söyleyeceğim. Şoför bu arabada ama farları açık değil mi? Arkadaki arabanın ışığı mı? Arkadaki arabanın ışığı. Uzun diye. Hani ne oluyor yani? Öyle yarım olunca birisi almış oluyor. Sana göre arabanın anahtarını bırakınca yani sana kontak, mı bırakmış oluyor? Yarım kontak bırakmış olsaydı eğer hani şüphelenirdim. Işıkları yanıyor olsaydı ama ışıkları yanmıyor. Ya anahtarı bırakır mıydı üstünde ama? Anahtarı bırakır. Normal anahtarı var. Bırakır, camını da açık bırakır. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Senin kocan sen ne diyorsun? Allah. Oto yedek parçacısı. Evet. Tamam, oto yedek parçacısı bunun yedek parçalarının ne kadar para edeceğini bilmez mi? Belki arabadan daha fazla yedek parça yaşadı. Ama öyle bir yere bırakmış ki arabayı. Dükkanı mükkanı hep devretmiş, hiçbir şey yok. İnip portakal bahçesine gittiğini de düşünebilir yoldan gelen geçen. Kendilerinin köy yolu zaten burası. Ha, sen al diye mi bıraktı sence? Ben al diye bırakmamıştır ama yolun kenarında bulunsun diye bırakmış olabilir. Peki ne mesaj verdi bize? Müge abla. Ha, ne mesaj verdi bize? Müge yani abla, benim tek çıkarttığım sadece benim abi, eve dönmemi istiyor. Başka hiçbir şey değil. Para almaya gidiyor. Bir tane daha araç var. Pardon yani bir dakika dur abicim konuşacağız. Yani sen eve dön diye mi şu an ortadan benim kayboldu arabasını da böyle bıraktı? Benim düşündüğüm o. Ciğerim keşke öyle olsa. Sen o yüzden mi geldin? Yani beni görürse geri döner diye evet, mi? Evet onun için geldim ben zaten. Ciğerim. Buyur abicim. Çocuklarım, abla, prenseslerim. Para almaya gidiyor. Kendi arabası kendindeyken başka bir araçla. Güner'e diye bir yer var. Oradan para almaya gidiyor. Yani... Tamam onu söyledim. Ama şimdi bu anlatılan garip. Bak yanında yengen değil mi? Yengen diyor ki hayır bir şey başına bir iş gelmiş olamaz. E sen daha çünkü işin içindesin. Ben geri döneyim diye yaptı diyor. E sen ya, o zaman sen işine. Yani neredeyse bir an önce çıksın gelsin. Affediyorum. Çocukları için geri dönsün. Yani kızının kendine ne kadar düşkün olduğunu biliyor. Yani beni nasıl bir durumun içinde bıraktığının farkında değilim acaba? Yani hiçbir suçum yok. Ha sen de ayrılmak istiyorsun diye aile sana mı şey olacak diye tepki gösterecek diye üzülüyorsun? Yani hani baristaydım böyle olmazdı falan diyenler de çok oldu. Sen ona mı üzgünsün? Canım ister barışır ister barışmaz. Kuzum ben hiç kimseye kuzum derdini anlatmaz ki hiç kimseye. Anne ben huzursuzum demez baba ben. Bir şey dedik mi karışma anne işime der. Hiç iyi sor buna da de bir kelime yanlışlığım oldu desin. Kızımdan daha ileri yani şey yapmadım ben. Oğlum da aynı kimsenin kötülüğünü istemez hep iyi. Hep çalıştı. Gösterelim yani bir gösterelim bakalım. Yani Yüksel Bey de aramış para alışverişi yaptı kayıp Mustafa'nın. Bir ara verelim. Sesimi duyayım. Arayın. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Yüksel Bey, günaydın. Günaydın efendim. Siz kayıp Mustafa Bey'in o gün olay günü para alışveriş yaptığı arkadaşısınız bildiğim kadarıyla değil mi? Evet aynen efendim. Sizden 120 bin lira alacağı varmış. Ne zaman normalde vermeniz gerekiyordu o parayı? Efendim biz geri 50 lirasını o gün verecektik. Geri kalan da 3. aya ödemeydi. Ama o gün sizden 120 bin lirayı da değil 150 bin lira istiyor aslında. Aynen aracım vardı onu satmıştım. Duymuş onu sattığımı. Varsa dedi bana dedi 2 saatlik dedi. Fazla para ver dedi. 50 bin TL verecektim ya ben. 150 bin TL ver dedi. Ben de tamam abi dedim. Yani aramızda ticaret var. Peki o size o parayı ne zaman ödeyecekti? Aldığı fazlalık parayı efendim. Evet.
İki saat sonra da dükkanı devretmişti. Dükkan sahibinde yani devrettiği kişiden para alıp getireceğim dedi. Ben de tamam abi dedim. Bu şekilde verdik. Devrettiği kişi kim dükkanı? Kendinin yanında çalışan. İlker. Sizin yanınızda çalışan İlker mi? Ya kendine çok yakın. Benim yanımda çalışmıyor İlker abi ayrı. Dükkanları yakın birbirlerine. Anladım. O da sanayide esnaf. O da sanayide esnaf. O da ondan para alıp size geri ödeyecekti öyle mi? Aynen efendim. Tamam, o devrettiği kişi parayı verdi mi? Hayır. Haberim yok dedi benim dedi. Yani onunla konuşmuş mu? O gün parayı alacak mıymış ondan? İşte ben aramadım. Normalde paranın günü yani İlker'den alacağı paranın günü 5. aydı. Devrettiği rica etsin dedi. Bugün dedi, para verecek dedi. Ben de tamam abi o zaman dedim. Verdim. Yani bu adamın aslında 30 bin lira da borç. Yani 150 bin liraya ihtiyacı var o zaman. Yani o gün o 150 bin lirayı ne yapacaktı? Aslında mevzu o. Aynen. Ve Muhammed şeyi anlatır mısın? Yani bir beyaz araçla geliyor. Ya kendiler biliyor zaten abla. Bu beyaz bir arabayla geldik. Ne marka bir araba o? Broadway. Beyaz Broadway evet. Marka bir arabayla geliyor musun? Yanında Yüksel Bey sizin yanınızda öyle mi? Yüksel'in değil arkadaşının efendim, yanında. Şimdi para ben dükkandaydım. Para benim ortağım İsa var. İsa Dumdu. Onun evindeydi. Diyormuş. Tamam dedi ben de oradan barı alırım dedi. Ben de İsa'yı aradım dedim. Var dedim eve dedim. Mustafa abin yani şu parayı ver dedim. Tamam dedi o da. Eve varmış beyaz bir Broadway'li almış. Peki o Broadway'de de bir tane bir adam varmış yani aracın içinden hiç inmeyen. O tanıdık bir adam mı? Tanıdığınız bildiğiniz bir insan mı? Vallahi bizim ortak diyor görmedim diyor. Cam film vardı arabada diyor. Cam film vardı görmedim diyor. O sırada arabasını nereye bırakmış onu bilmiyoruz şu anda. Onu da bilmiyoruz. En sonunda sonra sanayiye gidiyor kendi arabasıyla. Parayı aldıktan sonra. Sanayide görüküyor, arabayla uğraşıyor. Tamam, zaten şimdi çocuklarla beraber o arabayla çıkmış. Evet. Berbere bırakmış, sonra o arabayı bir yere bıraktı. Beyaz Broadway'e bindi, evet. Gitti parayı aldı. Sonra tekrar o zaman o Beyaz Broadway onun nerede bıraktıysa arabayı oraya gitti. Sonra tekrar kendi arabasıyla yola devam etti. Ben bu arabayı çizmiştim zaten. Kendisine de söyledim hani kızmasın diye. Önceden söyledim böyle hani dönerken duvara ben bu arabanın kapısını sürttürdüm diye. Ali Ocak isimli kaportacıya pasta cila yaptırmak için arabayı götürmüş. Belki o arada bu Broadway ile gitmiş olabilir. Arabayı oraya kendisi yapmadıysa bu pasta cilayı. Ama Yüksel Bey yani siz orada oto sanayicisiniz ya. Sanayidesiniz evet, ya. Efendim. Arabalar hani siz tamam görmemişsiniz ama arabalar sizin için daha dikkat çekicidir. Yani o araba kimin kimse bilmiyor muymuş? Yok efendim ben zaten görmedim arabayı. Çünkü bizim ortağın evinden aldığı için oraya da ona sorduğum beyaz bir Broadway ile geliyor sağ kapısından iniyor. Sağ kapısından yani şoför koltuğunda başkası var. Evet. Aynen öyleymiş. Yani biz aslında şu anda Beyaz Broadway'in sahibini arıyoruz. Evet. Bugüne kadar da siz ulaşamadınız. Ulaşamadık. Tamam ben buradan sesleneyim. Bu Beyaz Broadway kimin? Yani orada herhalde bir çalışma arkadaşının falan. Parayı alan o. Onunla beraber aldılar. Yani sizin anlatacaklarınız önemli. Çünkü size mi borcu vardı? Size mi ödedi? Niye o adamın o saatte 150 bin liraya ihtiyacı vardı? Mustafa'nın zaten ondan alacağı var. O parayı almaya giderken arabanın içerisinde bulunan ikinci kişi kim? İşte bir kişi var. O şoför koltuğunda oturan. Bir kişi dediğim yani şeyden sonra. Onu soruyorum işte Beyaz Broadway'in yani sahibi yanında kim? Bir kişi var. Bir de kendisi iki. O yanındaki kişi kim? Tamam o işte zaten önemli. Onu Adana'da bulur yani asayiş evet. Bakıyorlardır. Ben de diyorum ki buradan sesleniyorum. Kimse bizi arasın Muhammed diyor ki çünkü ona ulaşamadık. Aslında ona ulaşsak ama. Belki birçok kafamızdaki aynen. Soru işaretlerinin de cevabını almış olacağız. Bengü sen bir daha bir seslen eşine de. Mustafa neredeysen yani bir an önce çık. Gerçekten diyorum ben seni affediyorum. Çocuklarının yanına geri dön. Yani başka hiçbir şey istemiyorum senden. Her şeyi unutuyorum. Affediyorum. Barışacaksın yani. Öyle ben diyorsun. Dönsün bunları konuşacağız Müge abla. Sen gittiğini düşünüyor musun? Ben öyle düşünüyorum. Niyeyse yani hani kötü bir his yok içinde benim. Anne çok perişan. Anne hiç öyle düşünmüyor galiba. Yapmazdı benim oğlum diyor, değil mi? Kimseye bir haber vermemiş Müge abla. Yani bu paranın niye fazlasını alıyor? Mustafa fazlasını alacak bir insan değil. Şimdi her ne olursa olsun alacağı 125 bin liraysa 125 bin lirasını alır, fazlasını almaz. Aldıysa bile
dediği dakikada getirmesi lazım. Aksatacak birisi de değil. Borç uzun, yapmaz yani. Borcuna şey yapmaz. Dur bakalım şimdi ne bugün arıyor herkese. Ben teşekkür ediyorum ama şu beyaz Broadway'in sahibi eğer ortaya çıkarsa belki de çok hiç bizim düşündüğümüz gibi şey anlatmayacak. İşte dediği gibi arabayı oraya bırakmıştı. Ben oradaydım. Bir oraya gidelim gelelim dedi falan dedi ama onu bir bulmak istiyoruz. Bir de abla bu şeye çağıran, Mansur'la yoluna çağıran arkadaş kimmiş? Bir de onu merak ediyoruz yani. İşte bu araba orada bulunuyor. Mahsurlu yolunda gel bulunuyor. Gel beni almıyor zaten. Mustafa'ya diyor gel beni dur buradan bakalım, al. Dur bakalım belki diye. De kendisi gitmiştir karısına inşallah. İnşallah öyle olur. İnat olsun diye ama. Bozdum. Yani iyi niyetli olan zaten bizi arar. Der ki böyle böyle o arabanın sahibi bendim. Bozdum. Hani beni aramanıza gerek yok. Aldım şuraya bıraktım. Mansurlu yoluna da ben çağırdım. Geldi gelmedi. Belki de Mansur'u yoluna çağırdı birini, bindi beni abi şuraya bırak dedi. Ama yani eğer karısına böyle bir şey yapıyorsa annesinin günahı ne? Uzun. Yapar mı anne yani? Anne nasıl anne olar aları? Haber vermedi. Yok uzun. Ha? Yani o ona bir şeyini anlatmaz, o ona bir şeyini anlatmaz. Uzun. Mustafa hayır, kimseye bir şey anlatmaz. Hayır, annesinin üzüleceğini bilir. Annesine yapar mı böyle bir şey? Ben biliyorum, çok düşkünüm. Kendi de bana artık şöyle yüzümü çarptım, kucaklayıverirdi. Kuzum anne ne oldu, sana bir şey diyeyim. Ay ne bileyim şimdi, insan da yani karısına inat yapacak diye annesini üzer mi? Diyerim. Ya da kocasına inat uzun yapacak diye annesine üzer mi? Annene söylerse sonra nereye gidiyorsan anne perişan git burada. Baksana kadının suratına, kim bilir tansiyonu kaç. Dur bakalım inşallah bugün arkadaşlarımız baksınlar, inşallah yarın güzel haber veririz. Gelelim Gökhan'a. Gökhan neler anlatmıştı? Önce bir hatırlayalım. ...43 yaşındaki Hülya Çalışkan 15 yıl önce iki çocuğunu terk etti. Bir ay önce 8 yaşındayken bıraktığı oğlu Gökhan'a ulaştı. Ancak Gökhan o konuşmadan sonra annesine ulaşamadı. Çareyi Müge Anlı'da aradı. Annemle babam anlaşamıyordu. Annem babamdan ayrıldıktan sonra Orhan Çalışkan isimli şahsın yanına gidiyor. 15 yıldır biz ne sesini duyabildik ne görebildik. 16 Kasım'da annem beni aradı, ilk defa sesini duydum. Dedi ben sana kurban olurum oğlum dedi. Seni çok seviyorum dedi. Seni göreceğim dedi. Geleceğim yanına dedi. Ben annemle 10 gün boyunca telefonla konuştum. Bu adam 10 gün sonra annemin elinden telefonu alarak bana küfürler etti. Ben seni annenle görüştürmeyeceğim dedi. Annemin akrabası beni arayarak Orhan Çalışkan isimli şahıs bizle konuşturmamak için annemi darp etmiş. Annenin kafasını yarmışlar. 32 tane dikiş atılmış ve annemi eve kilitlemiş. Annen senden anneni kurtarmanı bekliyor diye söyledi. Peki 15 yıldır o adamla yaşıyormuş, hep böyle dayak şiddet altında mıymış? Hep böyle dayak şiddet altında değilmiş Müge Hanım. Sonradan benimle konuştuğunu duyunca adam bizle konuşturmak istemiyor. Üzerinden yıllar geçti. Gökhan Çalışkanoğlu'nun anne sevgisi geçmedi. Evlatlarıyla görüşmek isteyen annenin sevgilisinin engeline takıldığı iddia edildi. Annem şu anda tehdit altında Müge Hanım. Beni aradığında ben iyiyim, geleceğim diyor, gideceğim diyor. Hep bana bir ay, iki ay müddet ver diyor. Ben neden bekleyeyim bir ay, iki ay? Benim de iki tane çocuğum var, eşim var. Yani ben hep annemi arıyorum şu an. Anne hasreti var bende. Annesinin şiddet gördüğü yere çekildiğini söyleyen genç adam, tehdit altında gördüğü annesi için Müge Anlı'dan yardım istiyordu. Bana her telefonu açtığında ben görüntülü arıyordum, annem yüzünü bu tarafa çeviriyordu. Sanki yanında birisi var, telefonu o ona gösteriyor, sesi o dinliyor, sanki o cevap verdiriyor anneme. Annemin buraya gelmesini istiyorum ve dünyanın en güvenilir kadını Müge Anlı. Ay, burada çok teşekkür ederim. Buluşmamızı istiyorum. Beni istiyorsa burada buluşalım, istemiyorsa herkes yoluna gitsin. Yok yok, bulacağım anneni. Şimdi bu anlatılanlar hiç güzel değil. Bir insanın da kafasına 32 dikiş atılması ne demek yani? Bu da hiç güzel bir şey değil. Niye darp edildi? Niye bu kadın çocuklarıyla konuşturulmuyor? Zorla mı tutuluyor? Ya da diyorsa 15 yıl aramadınız. Bir 16. yılda aramasaydınız mesela. Şimdi benim anlayamadığım, bu çocuğu arayıp seninle görüşeceğim deyip sonra aradan birisi çıkıp anneni bak dövüyorlar, gel kurtar diyorsunuz siz. Şimdi bu çocuk oraya gitseydi başına ne gelecekti? Ya bu işin içinde bir kumpas mı var? Ben onu merak ediyorum. Çok açık söyleyeyim ya. Anlayamadım. Bana çok sağlıklı gelmedi. Evet. Gökhan'cığım, yayının başında söylediğim gibi anneni buldum. Yanında da... Teşekkür ederim. Sevgilisi Orhan Çalışkan var. Şimdi aradığımız annenin de adı Hülya Çalışkan. Sevgilisinin de adı Orhan Çalışkan. Yani ikisi aynı soyadlar. Bak annem burada. Öncelikle bir merhaba de istersen. Merhaba anne. Merhaba anne. Nasılsın anne? İyiyim annem, gördüğün gibi iyiyim.
İyi anne, neden benim aradın sağlık sen? Sağlık durumumda bir sorun yok. 16 Kasım'da beni aradın anne sen. Bizi yani bana güvendirdin, evet. Konuşacağım dedin, sizinle buluşacağım dedim, geleceksin dedin. Gelmedin anne. Ondan sonra evet. Bana 24 Kasım'da konuştuk. Telefon birden dedin ki annem içeri birileri geliyor, kapatıyorum dedin. Ondan sonra hiç 10 evet. gün boyunca telefonun kapalı kaldı. Ben de tereddütte kaldım. Evet. Senin bu evet. kayının var bir tane. Nuri isimli şahıs. Evet. Bana arayarak senin evet. anneni darp etti Orhan diye söyledi. Kavasına evet. dediler 32 tane dikiş atıldı. Muhammed'e yalvarmışım sen hatta. Muhammed'e demişim ki oğlum beni bir hastaneye götür. Şikayet etmez. O da demiş ki sana şikayet etmeyeceksen götürürüm demiş. Yani sen benimle görüşmek... Sana Nuri mi sana haberi? Sen benimle görüşmek isterken neden telefonların kapandı anne? Anneciğim misafir geldiği için kapattım. Tamam, anladın? 10 gün niye kapandı anne? Misafir geldi. 10 gün kapandı, şöyle sorunlarımız vardı dedim ya. Ben sağ oğlumu ayırıyorum dedim, sağ sorunlarım var, ben sağ döneceğim dedim mi demedim mi? Tamam anne, insan telefonda konuşabilir, eşim bana neden küfür ediyor? İnsanca bana diyebilir ki ya oğlum kusura bakma. Anneni arama birkaç gün, bizim sıkıntılarımız var. Veyahut da hiç arama, bizim huzurumuz kaçıyor diyebilirdi. Bir insan küfür ederek konuşmaz. Onu eşime, küfür işini eşime sorun. Ben bir şey demiyorum yani. Şimdi bir dakika, o anda ben bir araya girebilir miyim? Yani böyle gerçekten izliyorum ama ben bir araya girebilir miyim? Hanımefendi, siz oğlunuzla fiziksel olarak yani yan yana en son ne zaman görüştünüz? Ben en son konuştuğumuz hiç olmadı daha. 15 yıl önce Müge Hanım. Yani şimdi siz aslında 15 yıldır ilk kez böyle bir de bak karşı karşıyasınız. Önce bir insan oğlum der, evladım der, o bir yani... Ya ben şu an anneme sarılmak istiyorum. Bir hasretliğim var ya, şöyle sana koşup bir sarılmak istiyorum. İnsan da biraz vicdan olur, vicdan. Sen nasıl annesin? Bizim sarılmak istiyorum sana. Özledim seni, özledim. Ne biçim bir annesin ya? Anneciğim ben sen... Annem ne olur ben seninle görüşmek görüşelim. İstemiyorum Müge demedim. Müge'yle de görüşelim. Müge'yle de görüşelim. 15 yıl tamam, oldu bir hasretim. Tamam ben seninle görüşmemi hasretim. Demedim ki annem ya. Hasretini gideremiyorum. Biliyorum. Ama biliyorum. Tamam canlı yayında bak ama Müge Hanım seni canlı dedim. Yayına... Ben sana görüşmeyecek demedim. Beni bir dinle. Müge Hanım seni canlı yayına da çıkartmaz. Tamam, sen rezil olmak istemiyorsan Müge Hanım'ın kendi yerleri var mesela. Oralarda görüşebiliriz. Gel Allah rızası için bir görüşelim ya. Bir göreyim, bir sarılayım sana ya. Niye böyle yapıyorsun anne? Kurban olayım. Elini ayağımı öpeyim ya. Ne anneciğim anne, ben sana görüşmeyecek diye bir şey yok. Bir engelim. Bir engelimiz yok yani. Engelimiz yok. Görüşmeyecek bir şey yok. Oraya çıkacak bir sorun yoktu yani. Ben sana anlattım bu konuları. Dedim başımdaki 15... sorunlardan sonra hanımefendi, ben seninle görüşmek istiyorum. Hanımefendi dedim. 15 yıl. 15 gün değil ki. 15 yıldan evet. bahsediyoruz. Ve siz kabul ediyorsunuz. 15 yıl sonra Gökhan'ı arıyorsunuz. Görüşeceğim diyorsunuz. Sonra sizin akrabanız arıyor, diyor ki anneni tamam. dövdüler. Kafasında 32 dikiş var. Git anneni kurtar diyor. Yani bu çocuk size, eğer yanınızdaki adam ya da bir başkası sizi zorla tutuyorsa, dövdüyse, başınıza 32 dikiş atılacak kadar, bu çocuk oraya geldiğinde ölüme mi gelsin, öldürmeye mi gelsin? En basitiyle soruyorum. Yani niye bu çocuk oraya çekilmeye çalışılıyor? Ben zaten en başta bu konuyla ilgilenmemin sebebi oldu. Ben Gökhan'ı üzüldüm. Müge Hanım. Gökhan evli, iki çocuk. Siz hiç gördünüz mü torunlarınızı? Müge. Müge Hanım, burada şimdi mesela biz terörist değilik, bir şey değilik, birbirimizi öldürmüyor, birbirimizi kırmıyor. Yahu ben sizi merak anlaşa, ediyor. Anlaşa konuşa konuşa ben yıl... Hani bunun sonunu, ben devamını getirmek istedim. Ben bir görüşmeyle bu işi bitirmediydim yani. Hayır, ben hanım... sürekli çocuğumu görmek istiyordum, yanımda olmak istiyordu. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu? Hayatım, senin oğlum ben annemi görmüyorum diye de gelmedi ki anne, buraya sen... yazık. O dedi ki benim annem benimle görüşmek istiyordu 15 sene sonra. Zorla mı tutuluyor diye geldi.
Anne sen buraya gel, Müge Hanım'ın hayır, burada... Hayır hayır, zoruna tutulacak bir şey yok. Kendi... Müge abla ben bir girebilir kendisi... miyim bir dakika? Dur konuşacağım kendisi senin abicim. Dur bir dakika, benim, bekle bekle. Benim rahatlığımı da biliyor. Biliyor mu? Anne neden kavan kırıldı? Nasıl ben ya... senin rahatlığını bileyim? Ben seni hiç görmedim ki 15 yıl boyunca. Ya kavan kırıldı diyor. Senin kaynın bunu bana annem, söylüyor senin... diyor ki... Senin anneni diyor ya, senin kocayının öz kardeşi, beni dinle beni. Senin kocayının öz kardeşi Nuri Çalışkan beni arıyor diyor ki... Ya oğlum senin anneni burada dövdüler. Oğluyla beraber, Sezer'le beraber kafasını yardılar. 32 tane dikiş atıldı. Annen önce onlara silah çekti. Tamam çekmiş ama annemi zorla kafasına tabanca şey parke taşını vurmuşlar. Ondan sonra Muhammed de geliyor senin yanına. Senin küçük kayının Muhammed sana diyor ki... Yenge şikayet etmezsen hastaneye götürürüm diyor. Bunları ben nereden biliyorum? Anneciğim bunlar hepsi yalan. Ben Dürü'yle bizim daha konuşmuşluğumuz yok. 3 senedir biz küsük. Anne senin yapacağın tek bir şey var. Ben sana söylüyorum. Sen buraya Müge Hanım'ın buraya geleceksin. Ben seni göreceğim. Bir sarılacağım. Ondan anne... sonra Allah işini gücünü rast getirsin anne. Ben sana bir kötülük yapacak bir insan annem, değilim. Annem benim kafam... Bir anne kokusu ben kötülük var bende yapacağım ya. Demiyorum anne. Ben anne de... Anneyle oğla zarar gelecek bir şey yok anneciğim. Ama aradaki insanlar böyle bizi sorumlu yaptı diyorum. Ben sana, sen anlamadın ki bana. Tamam bizi anne. Sevdiklerine şimdi değil ben ki bir virgül koyayım. Biraz da sakinleşin ama ben mesela sizden şunu bekliyordum en azından yani. Mesela oğlunuzu görüp canım benim yani beni mi arıyorsun? Bak buralara kadar mı çıktın? Yani şimdi size anlatacağım o hikayeyi. Baştan anlatacaktım ama olmadı. Şimdi anlatılan şu, özellikle beyefendi eğer düzeltmek istiyorsa Orhan Bey o daha net anlatır. Şimdi Orhan Bey ve Hülya Hanım amca çocuklarıymış. Bunlar da 12-13 yaşından beri birbirlerini seviyorlarmış. Çocukluk aşkı diyebiliriz. Sonra Romeo ve Juliet benzetmesini yapmamın sebebi şu. Onlar işte hep beraber biz büyüyeceğiz, evleneceğiz falan diye düşünürken... ...kendilerinin dışında dahil olmadıkları zaten çocuklar iki aile arasında problem oluyor. Sonra Hülya Hanım'ın anne ve babası evet, hayatlarını kaybediyor. Bunun üzerine de Orhan Bey'e diyorlar ki bak sana bu kızdan yar olmaz. Zaten hani onun anne babasını da vurdular. Arada böyle bir sıkıntı varken siz evlenemezsiniz diyorlar. Şunu da belirtmek istiyorum. Bir dakika dur bir tanem. Ben anlatayım bitirin sonra bilin. Sonra bunlar da hani araya başka bir husumet girince iki çocuk sevgili ayrılmak zorunda kalıyorlar. Hülya Hanım gidiyor Gökhan'ın babasıyla evleniyor. İki tane çocuğu oluyor. Orhan Bey de sanırım müzisyenmiş. O da gidiyor bir tane hanımefendi buluyor. Evet. Diyor ki işte derdimi, aşkımı şarkı söyleyerek şey yapıyordum. Hafifletmeye çalışıyordum. Sonra aradan yıllar geçiyor. Bir 30 yaşında falan bunlar tekrar buluşuyorlar. İkisi de evli. Diyorlar ki Orhan Bey daha iyi anlatır. Hani o da ben de bugün çok teşbih yaptım evet, ama evet. Kusur olmaz. Kusura bakmayın. Orhan Bey diyor ki hani senede bir gün filmi vardı ya. Hani seninle diyor... sonuçta senin kocan ölür, benim de karım ölür. Biz diyor ne yapsak ne etsek belinde kan burada olsa ben seninle evleneceğim diyor. Birbirimizi diyor yani aşkımızı bitirmeyelim diyor. Sonra bunlar tekrar ayrılıyorlar ve dediklerine göre yine Orhan Bey'in bir hala giriyor devreye. Hala Hülya'ya diyor ki Orhan seni unutamadı. Orhan'a diyor ki Hülya seni unutamadı. Hülya'ya diyorduk işte Orhan. Neyse böyle aralarında tekrar bir elektriklenme başlıyor. Bunun üzerine de Hülya Hanım alıyor çantasını. Orhan Bey'e kaçıyor. Orhan Bey de o sırada evli. Orhan Bey'in eşi de zaten o da kanser olmuş sonra vefat etmiş. Orhan Bey anlayamadığım bir şekilde bunu eşine anlattığında rahmetli eşi de bunu çok anlayışla karşılıyor. O da alıyor anne babasının evine geri dönüyor. Ve onlar da böyle hayatlarına devam ediyorlar. Bu arada aslında olan tabii Gökhan'la abisine oluyor. Evet. Şimdi Gökhan'la abisi de bu aşk hikayesi arasında sözüm ona perişan olan ve annelerini göremeyen iki çocuk. Buraya gelmesinin nedeni tekrar altına çiziyorum. Annesine kavuşmak değil. Annesi 15 yıl sonra onu soracağım. Bayram değil, Seyran değil. Arıyorsunuz, diyorsunuz ki Gökhan seninle görüşmek istiyorum. Ama sonra darp edildiğinizi öğreniyor ve siz çocuğunuzla görüşemiyorsunuz. Bu çocuk yine o kadar yüce gönüllü bir çocuk ki onun yerinde ben olsam gelir miydim bilmiyorum. O çocuk buraya geliyor diyor ki anneme yanındaki adam yani Orhan Bey, Orhan Bey de tanımadığı için bir şey yapmış olabilir. Benim annem zorla tutuluyor. Müge Hanım bana hala yardımcı zorla olun diyor. Müge Hanım annemin tipinden biliyorum ben. Annem şu an zorla tutuluyor. Ben buna eminim. Annemin yüzünden ben hayır. Biliyorum annemin zorla tutulduğunu. Annem buraya gelsin Müge Hanım. Hayır. Benim karşımda konuşsun bana. Anneme ondan sonra ne derse yapacağım.
dakika, ablacığım. Bir dakika. Figen Hanım, önce önce bir hayırlı sabahlar demek çok istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Günaydın. Başlasın. Size de hayırlı bir günler olsun diyorum. Allah'ım güzellerinden her şeyi karşılaştırsın. Amin. Şimdi bazı orada Kadir Yaplama'da öncelikle Allah razı olsun diyorum. Çok iyi bir hanımefendi olduğunu da takdir ediyorum. Ben şimdi fazla böyle bağırmayla, şov yapmayla gerek yok. İnsanın kendine göre bir çevresi var. Güzel güzel konuşalım. Güzel güzel anlaşalım. Öncelikle sakin olalım. Önce onu insan önceden yapacaktın insanla, sen. Küfür etmeyecektin. Niye küfür ediyorsun? İnsanca beni arayacaktın. Oğlum anneni niye arıyorsun diyecektin. Burada insanlık yapılmaz lan. Ben konuşuyorum. Bir müsaade eder misiniz? Sakin. Müsaade ederseniz insan gibi konuşalım. Yanınızda sizin bir bayan efendi var lan diye de konuşma. Önce saygımızı gösterelim. Sizden öğreneceğiz saygıyı. Saygılı biri olsaydın bana telefonda küfür etmezdin. Bir gene konuşmak istiyorum. Tamam, Figen Hanım, önce ben seninle konuşmak istiyorum. Tamam. Müsaade ederseniz. Tamam, buyurun. Kusura bakmayın. Hiç önemli değil. İstediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Buyurun. Evet. Evet, ben Orhan, kendim ben Orhan Çalışkan'ım. Benim burada bir müzik dükkanım var. Ben kendim artık hocayım da kendim. Bağlama dersleri de veriyorum. Düğünlere gidiyorum. Ben burada 42 senedir ben kendim, 42 senedir ben müzisyenlikte kendim yaşındayım. Şu anda ben her taraflarda, çevrelerde düğün çağırıyorum. O beni sadece şu anda rencide ediyor. Rencide ettiği için ben de onlara saygı gösteriyorum. Tamam, olabilir. Anne sevgisi de var, baba sevgisi de var. Hepimiz evlat diyedik sonuçta. Ama böyle bağırarak, böyle çağırarak insanları küçültmeyelim. Olan bir aslı bir olay varsa onu yapalım. Aslı olmayan bir şey. Sen bana bir şey böyle bağırdıksa. Bak beyefendi, kusura bakmayın. Ben şimdi size Gökhan'a laf söyletmem size. Ama size sizinle de alakası vardır yoktur. Annesiyledir aslında. Annesi terk edilmiş bir tane çocuk. O annesine de istediğini söyler. Yanında siz de eğer küfür ettiyseniz insan sevdiği kadının çocuğuna ne kadar kızarsa kızsın kötü davranamaz. Yanındakini seviyorsa. Çünkü o yanınızdaki kadın sen benim nasıl oğluma böyle davranıyorsun diye sizin yanınızda 10 saniye kalmaz. Biz kendi öz babalarına laf söyletmiyoruz çocuklarımıza. Ki elin adamı gelecek, benim çocuğuma küfredecek. Ya oldu. Onu annemin düşünmesi yani gerekiyor. Yani o yüzden siz şimdi eğer küfrettiyseniz aranızda nasıl bir konuşma geçti bilmiyorum. Siz şimdi çocuğu bırakın. O çocuk. Onu çocuk olarak görelim. Şimdi siz yaşananı anlatın. Hanımefendi 15 yıl sonra neden Gökhan'ı aradı ve görüşmek istiyorum dedi. Hanımefendi siz önce onu söyleyin. Sonra yanınızda zorla mı tutuluyorsunuz beyefendiye soralım. Neden 15 yıl sonra oğlunuzu görmek istediniz? 15 yıldan sonra işte biz niye görüşmek istedik biliyor musun? Bu zamana kadar yani beklediğimiz hasretimiz olduğu için görüşmek istedim. Tamam. Oğullarımın evlendiğini duydum, torunlarımın olduğunu duydum. Ama olduğu için de ben de hepsini olmuş. Görmek istedim. Görmek istediğim için. Ama bir tane biliyorum, olmuş, yeni değil ben ki mesela geçen hafta evlenmiyor. Evlenmiş. Kaç yaşında çocukların? Biri 7 evet, yaşında, biliyorum. Biri 5 yaşında. Tamam, biri 7, biri 5 yaşında. O zaman değil. Neden 15 Kasım mıydı? Evet. Niye 15 Kasım'da aradınız, görüşmek istediniz? Görüştürmüyordu ki 15 adam. 15 Kasım'da benim bir sorunum vardı. Oğlumu everdiydim. İşte oğlumla mesela bize sorun yaşadık. Ağlarken benim halam aradı. Dedi ki ne seninle Gökhan dedi görüşmek istiyor. Gökhan ağlıyor anne seni özlediği için dedi. Bu sizi de birbirinize kavuşturan hala mı? Ben de bunu işte. Evet. Hala senin de hiç çenen durmuyor. Bunu da duyunca ben de dedim ki ne? Ama eşimin haberi yoktu. Konuştuğundan eşimin haberi yoktu. Peki niye işte o zaman o konudan eşiniz telefonlarımız dediğiniz kapandı. Tamam, niye eşiniz dediğiniz kişi oğlunuzla görüşmenizi istemiyor? Oğullarınızla. Görüşmek istemiyor değil. Zaten konuştuyduk, anlaştıydık. Ben her şeyi anlattım. Oğluma dedim ki yılbaşında annem gel benden bir ay, iki ay kal. Sorunumuzu çözdük. Oğlumu ayırdım. Sorunlarımız bitti diyerekten ben anlattım zaten Müge ona. Hanım, önce kendisi bana çok iyi biliyor. Ama buraya kadar gerek yoktu. Ama niye gizlediniz Orhan Bey'den görüştüğünüzü? Gizledim ya. Tanışmadan yaptığım için gizledim. Müge Hanım, annem bana daha önce 15 Kasım'dan sonra 24 Kasım'da dedi ki eşim dedi biletimi kesmeye gidiyor şimdi.
ben geleceğim oğlum dedi. Hayır, ondan annem, sonra öyle bir şey demedim, beni yalan çıkartma. Bir dakika, bir dakika anne. Ondan sonra annem dedi, birileri geldi, kapatıyorum dedi. Ondan sonra eşi aldı telefonu, bana küfür ederek o günden sonra annemin sesini bile duyamadım. Hatta annem Galip dayımı arayarak, Galip dayım annemi görüntülü aramış. Demiş ki, bacım senin kafanda yarık mı var? Galip dayım yanımda zaten şu anda. Kafanda yarık mı var demiş. Galip dayıma evet demiş, var ama abi demiş. İki kardeş kavga ederken benim kafama değdi demiş. Bir kere senin kafanda üç tane kurşun var. Evet. Senin abi dövülememez raporun var. Senin kafana nasıl değiyor? Evet. Senin kafanda kurşunlar oynasa seni hayatını kaybedersin. Araya girdiğim için. Kurşun nereden var ya? Annemin kafasında üç tane kurşun araya var. Araya girdiğim için araya. Tamam. Şimdi Orhan Bey'e soralım. O çok, şimdi o çok Orhan Bey, siz eşinizin çocuklarıyla görüşmesine izin vermiyor muydunuz? Yani bu adam aslında sanatçı bir adam. Şimdi saldırdık, hiç anlatamıyor derdini. Bir anlatsın. He. Ama çocukları bırakın bir kenara lütfen. Ben şu anda zaten bakıyorum da. Evet, lütfen bakıyorum da, yani ben şu anda konuşanlarda bir şekil alıyorum. Neden derseniz, bir insan az önce ben anlattım. Bir insanlık yani sonuçta. Affedersiniz, bir hayvan değilik. Ne demek görüştürmemek? Herkesin kendine göre bir et parçası var, saygısı var. Ama güzel bir şekilde konuşmamız lazım. Böyle birbirimizi üzerek, böyle bağırarak ederseniz bizim eskiye tamam, gelelim, mazilere dalalım. Tamam, yanımızdaki hanımefendiye sorun değil ki. Niye ben sana izin vermeyeyim ki? Niye gizledin bunu benden de? Evet. Bana niye soruyorsunuz beyefendi? Hülya Hanım'a sorun. Niye size söylememiş oğlunu ararken? Ben de onu soracağım. Onu sor, ben ne bileyim? Ben ablacığım, sana müsaade etse söyleyeyim. Tamam. Benim sevgim şu anda öyle bir senelik, iki senelik, beş senelik, on senelik, yirmi senelik değil. Hı. Benim sevgim 35 seneye dayanır. Bunu Türkiye herkes biliyor. Kaderden dolayı olduğundan için bizim aşiret olduğumuzu anlatalım ben önce. Aşiret olduğumuz için analardan babalardan bunlar birbirini vurduklarından dolayı biz birbirimizle görüşemedik. Başkasına zorunlan verildi. Bu arkadaşın şahsın babasına verildi. Gidilmediği halde de hanımım ben orayı istemiyorum, Orhan Çalışkan istiyorum diyerek hayır dendi, buraya zorla verildi. Artı bir de benim hanımım buraya geleli 15 senedir görüşmüyor, ben hanımımla evleneli 10 sene oldu. Orayı bir düzgün neredeydi o 5 sene? Nerede o 5 sene neredeydi? 10 sene oldu. Ben hanımımı getireli 10 sene oldu diyorum. Tamam, 15 senedir görmüyor. Tamam, 5 sene neredeydi o zaman? O 5 sene neredeydi diyor çocuk. Çünkü onların yanından gideli 15 sene olmuş. O 5 sene neredeydi? Hayır 15 sene olmadı. Benim evlendiğim tarih belli. 2010 için 11. ayın 26'sında evlendim. Eşimi getirdim yani. Tamam, o kalan 5 senede neredeymiş diyor Müge Hanım. Hangi 5 sene dedin ki? 15 sene diyor ya Gökhan, 15 senedir görmüyorum diyor ya, o 5 sene... 15 senedir görmedik. Biz bunlardan hasim taraf olduğumuzdan için bizim buralarımız öyle bir ufak tefek olay değil. Millet birbirini vura, gıra, ede, çekişe kimsenin yani vicdanından değil. Kursağı kaldırmayacak bir laflar olur. Bizim burada biraz yaygara büyük. Hani mesela diyorlar ki ne, sen kocanla konuşuyorsun, oğlunla konuşuyorsun. Arada kötü bir şeyler olduğu için ben buna izin veremezdim. Aslında nasıl veremezdim? Çünkü bizim insanlarımız biraz anlayışsız olduğu için, affedersin, çok özür dileyerek konuşuyorum. Gösterdim. Neden dersen, bu hanımın bu oğlu, bu bir anadan geldiği için, bundan olduğu için bu da mecbur evlatına sahip çıkmak zorunda. Ama insan gibi çıkarsa, sen bunun böyle milletin içinde beni rezil etmene bir gerek yok ki ne? Bir evin içinde bir insan saklı tutulmaz. Eşinle karı kocanın arasına bir yabancılık giremez. Nasıl giremez? Ben ailemden bir şeyi sakladığım zaman benim aileme bir sevgim yok. Ailemin de benden bir şey sakladığı zaman bir güvençsizlik yoktur. Bana diyebilirdi ki ne? Oğlumla ben konuşmak istiyorum. Ne demek? Ben bunu bir düşünebilirdim yani. Saygıyla alabilirdim. Ama ben bunu saygıyla almadığım için, ben bunu bir anda duydum. Gizli operasyonlar olduğu için ben buna kızdım eşime. Eşim, bana söyleseydin ben sana saygı gösterirdim. Tamam eşim dedim, gene ben sana saygı gösteriyorum dedim. Seninle ben bu çocuğunu görüştürmek istiyorum dedim. Yılbaşında çağır benim evime, misafir olsun. Hasretliğinizi giderin. İnsan insandır. İnsandan doğduğumuz izin içanık. İnsan olmadığımız yerde bizim ne işimiz var bu Türkiye'de ya? Hayırdır yani? Müge Hanım, şimdi... Anlaşamadığımız bir konu olamaz. Şimdi ben neden oraya gideyim? Benim bir abim var, bir abimin eşi var, benim bir eşim var.
Ben varım, bir gelsin annem benim çocuklarımı, abimin çocuklarını, abimi, abimin hanımını bir görsün önce bizim evimizi, bizim halimizi görsün. Hayır efendim, ben onlara ben hanımımı gönderemem. Benim hanımımı belki de göndersem yıllar sonra sen beni neden terk ettin diyecek. Belki de benim 35 senelik sevgimi orada öldürebilirsiniz de yanlış da yapabilirsiniz. Ya sen ne demek kimsin? Yani? Beni, gel benim hanımımı görmek istiyorsan... Bak hele, öyle ben kimsinliyim diyerek yapma. Ben orada ya, hanımefendilere saygı duyuyorum. Ya değilse canlı yayından koparım. Sövdüğün için sen... Bir anda kapatırım. Ben ablama saygı gösteriyorum. Sen düzgün konuş benimle lütfen. Yanımda benim bir bayan var. Burada da bayanlar var. Orada da bir anne, bayanlar var. Rica sana ediyorum. Diyorum ki özür anne bak. Anne ben seni Müge Anlı'nın burada göreceğim. Hı. Başka yolu yok. Ben sana bunu söylüyorum, bunu biliyorum. Ben seni burada göreceğim, içim rahat edecek. E peki keşke gelseydiniz beraber. Hani başka yerlerde bir korkularınız annem var. Annem ha canlı görüyorsun beni ya. Yok bende yok bir sorun canlı yok. De hayır, ben hayır, seni bir koklamam siz, lazım. Hayır siz neredesiniz? Aksaray'dasınız. E neden Hülya Hanım alın Orhan Bey'le beraber hem çocuğunuzu da kucaklamış olursunuz. Yani niye buna karşı mısınız bilmiyorum da. Hayır karşı değilik ya. Burada şimdi biz böyle görüşek, telefonda görüşek, kapatalım dedim. Çünkü benim çevremiz olduğu için... Hayır gelir çocuğunu kucaklarsın. Aslan gibi oğlum var. Bak ne kadar güzel temiz yüzlü. İki tane çocuğu var. Gel bir kucakla senin oğlum. Biz çok sevdik senin oğlunu. Bir sarılalım ya. Ben çocuğumu dışlamıyorum ki ben biliyorum zaten. Ben zaten gene görüşmek istedim. Ben oğluma evime gel dedim. Oğlum ben sana geleyim dedim. Ama bunlar neyi biliyor? Yeni konuştuğumuz için, yeni tanışmamız için bazı konularımız var dedim. Bir ısınalım annem dedim. Hayır ben şunu yok, soruyorum. Madem beyefendi de diyor biz de insanız diyor. Tabii ki diyor çocuğuyla görüşsün diyor. Bir de bir zemin oluşturmak lazım. Ay bana deseler ki 15 yıldır görmediğim birisi şurada. Ay vallahi yürür gelirdim ben hafta sonu Aksaray'dan buraya. Ya. Oğlum yani. 15 yıl geçmiş bir oğlum için. Evet, bizim... Ya, eğer siz izin veriyorsanız... Bizim olayımız öyle bir olay değil. Nasıl? Bir olayımız değil. Görüşmek siz böyle basit bir... Çevremiz bozuk olduğu için... insanlarımızda biraz anlayış olmadığı için... Bu olay mesela nasıl oluyor biliyor musun? Ufak bir ağaç olmuyor. Bir anda ufacık ağacı görmüyorlar. Büyük bir ağaç görüyorlar. Büyütüyorlar. Bak vay sen oğlun yanına... Kardeşim iftira atıyor diyorsun. Bak oğlum kardeş diyor. İftira atıyor bak mesela olmayan bir şey diyor ki ne seni diyor anneni diyor dövdü diyor. Niye biliyor musun? Gitsin sorun olsun diyor işi mi? Hani başımı bizi sürekli bozmak için istediler bunları. Tamam i̇şte da anlaşamadığımız anne, için bizim kendi konularımız olduğu var. İçin. Galip dayıma itiraf ben ettin. Ben sana dedim ama annem dedim bunları. Hayır. Galip dayıma sen itiraf etmişsin. Evet abi. Benim misafir. Kafamda dikiş var ama 2-3 tane dikiş var. Şu anda... Ben araya girdim. İki sen... Bir vilayet izliyor. Ben müzisyen insanım. Ben milletin içinde beni rezil ediyorsun şu anda. Etme. Ben vallahi tamam. Billahi tehdit altında Müge Hanım ya. Ama müzisyen insanın biraz ne bileyim daha başka bir nasıl diyeyim daha naif olur müzisyen insan. Yani siz şimdi yanınızdaki bak ben seni dedim Romeo ile Juliet gibi dedim. Yanınızdaki kadını bu kadar seviyorsunuz da oğluna niye bu düşmanlık? Evet. O benim var ya bak canlı yerim o benim 35 senelik aşkım ona yani ne diyeyim biliyor musun beni anca ondan ölüm ayırır kimse de ayıramaz. Hayır efendim aşklarımıza girmeyelim lütfen şu anda benim kaynım da benim evde şu anda. Orhan Bey. Ya aşkınıza kimsenin girmek istediği yok Allah mutlu mesut etsin ben ne yapıyorsun aşkınıza girmek değil mevzu ben onu sormuyorum ki madem bu kadar aşk. Bunu da kim yapıyor tartışırım bir saniye. Ya. Beyefendi siz niye bu çocuğa böyle davranıyorsunuz? Bakın Müge Hanım şurada duvarları da şu gösterelim. Bakın fotoğraflarıyla dolu odada zaten şu anda. Orhan Bey ve Hülya Hanım'ın fotoğraflarıyla dolu duvarlar. Benim eşimle bir sıkıntım yok. Canını sevdiğim benim eşimle bir sıkıntım yok. Sadece çevrelerimizden biz bu eziyeti gördüğümüz için biz buna katlanıyoruz. Anladın mı? Peki o zaman madem izliyorsunuz ben size Gökhan'ın sizinle ilgili nasıl fotoğraflar yaptığını Photoshop'la göstereyim hanımefendi. Biliyorum kendime attı, ben de ona attım. Ben onun uçu hasret sen gidermek için attım tamam, telefona. Sen sevgilinle öyle fotoğraflar çektirirken bak o anne hasretiyle neler yapmış. Verir misin Ahmet? Ah.
Ya biz gene görüşeceğiz, bir de gene konuşacağız. Beni bu kadar niye zorluyorsun? Bu kadar annem, beni niye rezil ediyorsun? Müge Hanım, dayanamıyorum. Müge Hanım, annem buraya gelsin. Of. Müge Hanım, ben ablacığım bir şey söylemek isteyebilir miyim? Buyurun. Buyurun beyefendi. Genel abla. O annesini 10 senedir görmüyor. Ben annemi 40 senedir görmüyorum. Benim annem de gitmiş. Ben anneme nasıl dayanabilirim? Ne alaka şimdi? 40 sene. Kolay. Ne alaka? O sensin. Ama ben annesine böyle içerisinden yaparak ağlayarak bu saygı olmaz. Sizin huzurunuzda ben gene eşimle görüştürürüm onu. Nasıl görüştürürüm biliyor musun? Benim evime gelsin, insan gibi şuraya oturalım. Annem görüşmeyelim. Ayıp oluyor bak. Mesela görüşelim diyorum ama bunlara gerek yok diyorum. Canını sevdiğim. Ayıp. Git mesela söylüyorum bunu, görüşelim anneciğim, diyorum. Ben senin evine gelmem ya benim. Müge Hanım'ın buraya geleceksin sen ya. Yani programa çıkma ama dışarıda görüşelim. Tarafsız böyle. Hayır. Ya sen benim evime gelme. Ben sana nasıl gelebilirim annem? Nasıl ulaşabilirim? Canını sevdiğim söyler misin oğlum? Peki. Gel bir görüşelim. Birbirimizden bir konuşalım. Birbirimize bağlanalım. Ondan sonra birbirimizin evine gidip gelelim. Korkuyor belki de çocuk. Bak kafanızda 32 kişi. Onu da ben de tamam bir yerde buluşalım diyorum. Ben oraya gitme değil ki ne. Tamam burada buluşmayalım kız. Burada Müge Hanım'ın programında buluşmayalım ama. Siz belki bak güzel bir şey yazdı arkadaşlar. De, kendi evine görüştükten sonra diyor sizin zorla alıkonulup konulmadığınızı nasıl anlayabiliriz diyor. Yani biz zaten sizi eşinizden ayırma gibi bir niyetimiz yok ki. Allah ayırmasın. Tutuşun el ele gelin, çocukla da konuşun. Çocuk da görsün. Sen de zorla mı alıkonuldun? Eğer zorla alıkonulduysan burada söyleme şansın var. Ama ben senin suratında hiç iyi görmedim. Hayır canım, zorla bir şey yok ya. Ama ben senin suratını vallahi hiç iyi görmedim ha. Vallahi görmedim. Abla bu neden görmediniz onun suratı? Neden? Onun suratına şu anda cilt bakımı yapıldı. Ablam gibi de görüldü. Şu anda hatta söyleyebilirler size. Yaptırdığım için böyle oldu dedim. Bak. Cilt bakımında daha iyi neden görünmez mi insanın suratı? Ne bileyim ben. Ha? Hayır. Ha. Ablacığım bak bunun yüzünde şu anda kremler var. Ya, bak kremler var şu anda. Kendi de görebilir yani. Hatta burada programda da görülüyor şu anda. Yaklaştır iyice. Onun fizik tedavisi görülüyor şu anda. Bakar mısın ablacığım? Ay ne yaptınız krem ya kendine ya? Bir dakika. Hayatım sen dövülmüş ne yaptırdın? Mı yaptırmayın böyle şeyler kendinize ya. Ha? Dövülmüş mü ne olmuş acaba yüzünü böyle kızarıklar hayır, içinde? Hayır oğlum dövülmen iyi yok ya. Çek saçımdan elini. Dövülmen iyi yok annem. Sen beni tehdit ettiğinin altında değil. Aha Galip dayın da burada benim yanımda. Galip dayınla da görüşebilirsin annem. Ya öyle benim bir sorunum yok. Bu kafa yarmasını iyi nerede? Hani benim kafam nerede yarık? Nerede 32 tane dişim? Nerede hani dikişlerimiz nerede? Onu bana söyler misin canım? Tamam da anne sen ama kardeşine itiraf etmedin mi? Demedin mi? Bana 3 tane dikiş attılar abi. Ama ben iyiyim diye söyledin ama sonuçta dedin ki abi benim kafama 3 tane dikiş atıldı. İki kardeş birbirine kavga ederken benim kafama demir evet. Değdi demişsin. Evet. Evet. Özgür kaynımına kendin de konuştun telefonda. Konuşmadın ki oğlum. Konuştum siz ama. Siz niye demirle dövüştünüz? Dur bir dakika. Öyle anlat. Niye demirle dövüşüyorsunuz? Evet. Niye demirle? Ya onlar bir iki kardeş aralarına hani birbirlerine vururken ben de aralarına girdim. Fazla dövüş olmasın diye o konuda. İyi siz bağlama çalmıyor musunuz? İyi sizin eliniz gitmemiş. Nasıl çalacaksınız yoksa bağlama? Hayır Müge Hanım. Bağlamayı ben yapmıyorum. Eşim yapıyor. Tamam eşin işte yani o senin kafan yarılacaksa evdeki kadınların erkeklerin kavgasını düşünemiyorum. Ben kavga etmedim ablacığım. Ablacığım işte bu Nuri dediği benim oğlanın Nuri dediği insan kendi. Değil. Kendisi zaten var ya. Şimdi karakolda zaten. Akşam cezaevine düştü. Büyük kaynımına vuruştular. Hatta silah sıkmışlar. Bu olayların için ben çocuğumu çağırmadım. Kendi çocuğumun da başı belaya girmesin diye uzak tuttum. Anladım, o konudan bak, yani ara ver oğlum diyerekten kendine söyledim. Tamam bak siz de işte hem aşk tazelersiniz ama Orhan Bey'in bir akrabası olan hanımefendi telefon attığımız demiş. Hanımefendi günaydın buyurun. Yo. Günaydın efendim buyurun. Alo. Dinliyorum efendim sizi. Günaydın. Buyurun.
Günaydın Müge Hanım. Ben komşusuyum. Yalan söylüyor. Müzisyen falan değil Orhan Bey. Kendisi güzel faizli para verir. Onun bunun hakkını yer. Bir tane Sezer Çalışkan oğlu var, hiç durmadan içer. Canlı yayın yapar. Berduş, bilinmedik ya. Maddeler kullanırlar. O kadın orada eziyet çekiyor. Yalan söylüyorlar. Siz komşususunuz, eziyet çekiyor. Komşusun dediği yanındaki benim o işte Nuri'nin karısı. Nuri'nin karısı işte aynı kocası gibi böyle iftira atıyor. Yalan söylüyor. Nuri'nin Muhammed'in en de... Nuri'nin karısı o. O Nuri'nin karısı. Nuri'nin Muhammed'in en de 3 senedir küs değilsiniz. 3 ay oldu. Kız aldınız verdiniz birbirinizden. Sinirlerin olur. Ne dediğini hiç anlamadım da. Ne diyor Muhammed? Nuri'nin... Sen ne anlatıyorsun? Muhammed, sen kendi... Evlenmiş, bir dakika bir durur musunuz tek reji bir, hanımefendi anlamadım ben ne dediniz? Muhammed Çalışkan'dan da küs değiller. Kız aldılar kız verdiler. Anladım. Ama benim için sizin anlattıklarınız önemli olan şu, bu hanımefendi eziyet görüyor diyorsunuz. Kimden eziyet görüyor? Karısından, o kocasından da eziyet görüyor, oğlundan da. İkisi beraber dövmüş Müge Hanım zaten. Bak bu komşunuz da öyle söylüyor Hülya Hanım. Hayır oğlum o dövme falan yok diyorum sana. Ya bana niye inanmıyorsun? Zaten sen beni inanmadığın için böyle beni baksana ediyorsun. İşte yanındaki çevredeki insanlar böyle kopak olduğu için anlaşamıyorum. Yalan söylüyor. Nuri'nin karısı işte gördüğün. Konuştuğun Nuri'nin karısı. Komşusuyum diyor. Nuri'nin karısı hayır, niye... Hayır yalan söylüyor. Mahsus işte. Abi sesinden tanıyorum. Hayır Nuri'nin karısı niye sizin... Ben sesinden tanıyorum Nuri annem ya. Bilmiyorum ama Nuri'nin karısı niye sizin dövüldüğünüzü söylüyor. Bak sizin lehinize bir şey söylüyor. Nuri işte benim oğlumu arayıp da annenin başı yarıldı. Oğlunla dövdü diyerekten o işte. Onun hanımı. Kocası şimdi cezaevinde ya. Faiz verdi ya. Faiz yap... Kanı içine dökülsün. Beni bu konuya getirdikleri için lanet olsun yüzlerine. İşte benim çocuğum da girince böyle aramızı sorumluluklu yaptılar, soğuttular. Anladın mı? Tamam ben... Çocuğum girdiği için bunu böyle yaptılar bize. Tamam ben bekliyorum sizi o zaman. Orhan Bey'le beraber gelin sarılın Gökhan'a. Burada kimseyi yemiyoruz ki biz. Orhan Bey, ablacığım ana... ben çocuğumla değil anladı. Ben çocuğumun gönlünü her türlü yaparım, yavlarım yaparım yani her zaman, türlü yaparım. Zaman? Benim çocuğumla işi yok yani benim çocuğumla aramızda bir hanım şey efendi, yok çocuğumla ama bu arada... Hanımefendi kaç yaşına kadar yaşamayı ümit ediyorsunuz bilmiyorum ama ölümlü dünya. Bugün varız 5 dakika sonramız tamam, belli. Tamam ben ölümlü dünya da ben... Allah uzun ömürler versin yanlış anlaşılmasın. Ben şimdi bu çocuğumu zaten gene göreceğim. Ne gene zaman? Göreceğim, gene göreceğim. Beni kimse çocuğumdan ayıramaz, anladın çıkmaz mı? Çıkmaz ayın 15'inde görüşeceğiz Müge Hanım. Çık, hep bir ay yılbaşı, bir ay yılbaşı, anneciğim, iki ay... Anneciğim böyle çoruğunu yaptığın için böyle bizi böyle ne yaptın biliyor musun? Aramıza çok sorunlar, konular koydun. Bak burada sonra bir sürü bir insanlarla ben anlaşamıyorum diyorum. Başımdaki insanlar anlayışlı diyorum. Eşimle sürekli ben yani tartışmak zorunda kalıyor. Beni yoruyorsun. Ben demek seninle gene buluşuyorum annem. Gene buluşuyorum. Kurban oldum oğlum. Tartışıyorsun. Ya eşimle aramıza. Müge sen bir... Göstermek istiyor musun istemiyor musun? Kendine sor oğlum. Kendine sor annem. Heh. Evet. Evet şimdi senden alalım canım. Öncelikle şu komşumuza bir saygı duyalım. O komşumuz kimmiş önce bir öğrenelim lütfen. Müge Hanım zaten bizim çevremiz bozuk olduğu için bir konularımıza. Biz çocuğumla ulaşamıyorum, çocuğumla konuşamıyorum. O komşumu lütfen canlı yayına bir arar mısın ablacığım? O komşum var ya benim. Biz sizin mevzunuz bu kadar olay arasında komşunuz mu? Ya çok basit. Al eşini gel. Abla öyle bir şey komşu değil. Al eşini gel. Abla öyle komşu değil var ya... Her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 4325 354 4326 canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 4263 639 5017. Ben şimdi bu çocuğa da kıyamıyorum. Böyle de kalsın istemiyorum. Bakın hanımefendi oğlunuz size son bir seslenmek istiyor size ve Orhan Bey'e.
Buyur. Anne. Eğer senin orada tehdit altında canım değilsen, bir korkunçluğun yoksa, korkmuyorsan çık Müge Anlı'ya gel. Görüşelim eğer tehdit altında değilsen. Tehdit altındaysan zaten gelemezsin. En güzel yer burası. Anneciğim ben tehdit altında değilim. Tamam değilsen buraya gelirsin, burada görüşürüz. Burada güvenlik sen var, her şey burada var. Sen gel anne, biz burada görüşelim. Benim orada bir can güvenliğim yok. Burada da güvenliğimiz yok var annem, olmasa karakolda yok, konuşalım. Yok benim orada bir can güvenliğim yok anne. Yok burada bak Müge Anlı'nın o kadar güvenliği koruması var. Annem burada da var, karakolumuz var. Oğlum biz nerede yaşıyoruz? Dağda mı yaşıyoruz ya? Az önce dedin ya demir sopalarla dövüşüyorlar. Biz burada çok kötü bir ortamdayız diye. Ya dövüşüyorsa kavga ediyorlarsa onlar kardeş arasında. Beni ilgilendirmez. Anne ilgilendirmiş işte seni. Kavanda 3 tane dikiş mesela. Söylemişsin 3 tane dikiş atıldı diye. E bu niye sana bu zarar verildi? Hani 36 tane dikiş vardı. Öyle diyorlardı hani ama. Hani 36 tane dikiş vardı. Ama hayatım bunu şeyin söylemiş işte. Yanındaki adamın kardeşi söylemiş. Siz de biliyorsunuz. Ya, ha, ya niye çocuğu yalancı küsür çıkarıyorsunuz i̇şte ki? Ama çocuğu yalancı çıkartmayın. İşte çocuğumu yalan çıkartmıyorum. Neyi biliyor musun? Ne? İşte bir araya getirmemek için uğraştırıyor. Aramızı bozdu yani. Benim çocuğuma bir sürü bak gördün de tehdit ediyor. Anneni dövüyorlar, böyle yapıyorlar. Ve benim çocuğumu da yerden çıkar diyor yani. Benim çocuğumu da üzüyor. Ne gereği var bunlara? E tamam siz görüşseniz çocuk da seninle görüşür. Hiç bunlara sen de kimsenin ağzına laf vermezsin. Ya senin yanındaki benim, büyük tamam, aşkın niye sana bu kadar... Gelsin. Hayır niye sana bu kadar karışıyor? İnsanın aşkı... İnsanı mutlu eden kişidir yani. Bu kadar çocukluk aşkınız, bak size Romeo dedik, Juliet dedik falan. Ondan sonra Shakespeare'de yerinde ters döndürdük ya adamı. Benim kocamdan sıkıntım yok, kocamdan sıkıntım yok da sadece çevreleri böyle müsaade etmiyor, anladınız mı? Ya senin kocan zamanında o çocuklarının yanına gidersen yanlarında da kocam var diye kıskanmış, göndermemiş. Şimdi beni de annem diyor ki sen yine kibar kibar konuş, bak kibar kibar konuşuyorum. Bu zamanında çocuklarını görmeye gittiğinde babalarının orada diye kocan yanındaki adam, kocan da demeyeyim, yanındaki adam kocanla görüşeceksin diye kıskanmış göndermiş. Burada adam yok, bir şey yok. Burada oğlum var. Senin oğlundan da kıskanacak kocam hali yok ki. Kocam niye demeyecek? Var mı nikah? Kocam yanımdaki benim kırığım değil ki ne? Var mı nikah? Kocam yanımdaki sonuçta. Nerede evlilik cüzdanı göster? Var mı evet. Nerede? İmam. Bizde ben o nikah bana önemli değil. Bende imam nikah önemli. Tabii, anladın tabii mı? Tabii tabii işte. Zaten işte öyle diye diye bu hallere düştünüz işte. Zaten senin resmi nikah saygın olsa iki çocuğunu kocanı bırakıp amcanın oğluna kaçmazsın. Hadi tamam işte söylemeyeyim diyorum. Kaç. Söyletiyorsunuz. Söylemeyeyim diyorum. Söyletiyorsunuz ama. Sen dedi seni zorla biri tutar da. Hanımefendi, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Herkes her şeyi yapmayı deneyebilir. Ama çocuğu bırakmak başka bir şeydir. Burada senin kocanla yaşadıklarını konuşmuyoruz. Oturup konuşsak hepimize anlatabiliriz uzun uzadıya. Ama ben çocuğumu bırakmam. Madem seni satan adamın yanına çocuğunu niye bıraktın? Çocuğunu da başkasına satardı. Niye çocuğunu bıraktın? Sen çocuğunu niye bıraktın? Bu çocuk gelmiş 30 yaşına, 30 küsür yaşına hala anne diye ağlıyor. Demek ki onun da psikolojisi iyi değil. Ben ona söyledim, onun yerinde olsam ben seni aramam. Ama çocuk seni istiyor. Ne güzel ya, kocam kötü, kocam kötü diye anlatıyorsunuz. Sonra o kötü kocaya, kötü adama çocuklarınızı emanet ediyorsunuz. Ben o adama kedimi bırakmam o zaman. Bana soruyorsunuz da, ooo. Ya yani öyle değil hayatım, öyle hayat. Her bazı şey, konular olmuş, senin olmuş, bildiğin konular. Olmuş bitmiş, bak olmuş bitmiş, açmıyoruz. Tamam mı? Ben sana demiyorum sen iki tane çocuğunu bırakıp sevgiline kaçmışsın. Demiyorum ben sana. Sen lafını bunu açıyorsun. Diyorum ki çocuğun şu an seni görmek istiyor. Sen çocuğunu görmek istiyor musun? İstiyorum. Tamam o zaman gel sarılıyorum. Gelsin annem burada bu, hani bana güvenmiyorsa. Bana güvenmiyorsa ben bir şey burada polisle Gökhan, sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi çocuğum diyeceksin ki abla benim sende ne hakkım var?
hani birazcık burada gördün, ablalık hakkın varsa sakın sen de gitme çocuğum. Senin de iki tane ablacığım, çocuğun ben var. Burada görüşmek istiyorum. Müge abla buraya gelsin. Vallahi ben burada görüşelim. Niye hep orada ama? Niye? Beni bir tuzağa mı çağırıyor? Ne yapmıyor? Beni öldürtmeye mi çalışıyor? Yanında adama nasıl güveniyor ya? Ben sana söyledim en baştan beri. Sakın sen de gitme çocuğum. Senin de iki tane çocuğun varmış. Ne oldu? Anne, gel burada görüşelim. Ya Allah rahmet eylesin diye buraya bir taş dik. Anladı, ben gelmiyorum oğlum, ben gitmiyorum. Anladı, ben görüşmek de istemiyorum. Tamam bırak ben. 10 bin lira verirsek geleceğini söylemediğimiz için mi? Vermem. Nayim Bey öyle söylemişsiniz. Orhan Bey 10 bin lira versek gelecekmiş. Ya bırakın Allah aşkına. Oğlum sen de. Senin eşinle aran iyi mi? İyi. Ablacığım, tamam, yok istemiyorum hayatım. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Sizin de müzisyenlik hayatınız devam etsin. Hayatım senin yok mu çoluğun çocuğun karın? Var. Tamam gördün. Annen de zorla, ben sana söyledim. Zorla tutulur bir tarafı var mı? Yok. Boş ver. Ne diyor? Bak öldü kabul et. Mezarını dik diyor. Daha ne desin kadın? Sen git karına sarıl. Onun annesi yok mu kayınvaliden falan? Yok. Ha? Çocuklarına sarıl, eşine sarıl. İşte görmüş oldun. Sen de eşini hoş tut. Bak o da çocuklarının başında dursun. Ne yapalım? Tansiyon gene yükseldi. Yemin ediyorum ha. Bu kadar oğlum. Ne yapayım ben sen bana? Söyle yap Müge abla de. Ne yapayım söyle. Anlıyorum seni ama ne yapalım? Herkesin hayatında bir eksiklik var çocuğum. Evet. Ne yapalım? Seninki de bu olsun yani. En azından hayatta diyeceksin. Sağlığı iyi değil dedin. Sağlığı da iyi. Bak çektirmişler güzel güzel fotoğraflar. Asmışlar duvarlarına. Yüz bakımına da gitmiş. Hmm. Onu da yapmış ki bunu da yapmış. Yani cilt bakımı da yapmış. Yapacak bir şey yok. Cildini soydurmuş öyle dediler. Ya yaptırmayın öyle şeyler ya. Vallahi. Ay o şimdi cildi soyulup arkasının altından tabii, yeni tabii, deri çıkacak. Tabii altından yeni deriyi cilt tabakasını kaldırıp üstteki tabakayı canlı tabakayı çıkaracak. Ortaya. Üzülme ben seni burada görüp de hiç senin tarafında olmayacak izleyip de hiç kimse düşünmüyorum. Valla. Sen bence evlat olarak görevini yaptın. Ama Müge Hanım bir gelseydi yani bir görüşseydik. Yani ne olurdu yani? Bir sefer görseydim yani. Buralara kadar geldim yani. Bunu hak etmedim mi ben? Çok daha iyilerini hak ediyorsun. Keşke elimde bunu değiştirebilecek bir gücüm olsaydı. Gökhan, herhalde geçen yaz başıydı. Tabii lokum da var evde. Bizim terası şey bulmuş herhalde. Kedi 4 tane şey yavrulamış, yavru yavrulamış. Bir şeyin içine böyle. Ben elleyemem zaten. Allah dedim bir de lokum da görmesin. Hadi lokumu sakladık ettik falan. Gittim ona bir tane beyaz çarşaf verdim. Elleyemiyorum. Annem koydu etti. Kapadık ettik. Hani güzel temiz temiz dursun. Abi baktık yarım saat sonra kedi orada. Bir de orada doğurdu. Ben duydum bir miyav miyav ses de. Meğerse orada yavrulamış. Neyse. Gördük diye ben ona o kadar güzel bir de beyaz gerçekten şey çarşaflarımı yani. Çeyizlik çarşaflarımı. İlk o geldi elime. Güzel ona loğusa yatağı gibi yaptım. Gördük diye aldı başka yere taşımış. Bak hemen. Sonra dedim ki bunlar aç kalacak. Hadi aldık süt koyayım dedim oraya. Yok anam ne süte geliyor. Beyaz çarşafı attım oraya çocuklarını koysun diye. İşte kedi emceğini taşır gibi derler ya. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya taşıdı. Ben bir de takip ediyorum onları uzaktan ama. Hani beni de görmesin diye. Kedi ne yapacağım? Demek ki annelik içgüdüsü başka bir şey. Annelik içgüdüsü başka bir şey. Onunla ilgili ne kadar şeydir başka hani bilimsel olarak söylemiyorum ama okuduğum bir şeyi söylüyorum. Yani bebek anne rahmine düştüğünde vücut bir salgı, bir hormon evet, yani bir şey salgılarmış. Hormonlarınız değişiyor. Hormonal yapı değişiyor. O hormonun azlığı çokluğuyla beraber de annelik içgüdüsü değişirmiş. Ben demiyorum ki herkes evliliğinde dört dörtlük. Hangimizin anası evliliğinde dört dörtlük mutluydu ya? Şimdi oturalım konuşalım yani geçmiş üzerinden 30 sene. Şimdi sorsak sizin eşleriniz çok mu ya? Tamam çok iyi insanlarsınız ama sorsak onlar da bir şey anlatır. Ötekine sorsak o da bir şey anlatır. Herkes duruyor işte çocuğunun başında dört bir şekilde. Dört dörtlük olması mümkün değil. İnsanoğlu dört İnsan dörtlük. İnsan olarak. Yani
mutlaka bir yerde bir problem oluyor. Vardır, mutlaka bir şey batar. Anlaşmazlık oluyor. Bir şey ama yapar. Anlaşmazlıktan anlaşmazlığa fark var. 10 dakika süren var, 1 saat süren var. Üstünü örtüp tekrar yuvanın devamı için, mutluluğun devamı için bir takım şeyleri görmemezlikten geliyor. Ama sen eğer kötü bir adamsan, içki içiyorsan, yani o içki içiyorsan da demeyeyim yani. İçki içip sapıtanlar var yani. İçki içtikten sonra sapıtan bir adamsan, çoluğunu, çocuğunu, karını dövüyorsan, atıyorum eve para getirmeyip kumarda kadınla kızla yiyorsan vesaire. Evet. Tamam, o kadın seninle durmaz. Biz evet. de anlarız. Evet. Ama çocuğunu yanına alır. O zaman hiçbirimiz analı büyümezdik. Zaten analık güvensiz sevgisi, ortamda bırakmazsın tabii çocuğunu. Analık sevgisi başka bir şey. Ben burada anlatmıyorum. Bakmayın, belki Müge niye kızıyorsunuz diyorsunuz ama belki de demiyorsunuzdur çoğunuzda. Çünkü hepimizin çevresinde var. O ana da gittiği zaman bilmem kimin çocuğu diye o çocuğa davranıyorlar yıllarca. Ben geçen gün İl Milli Eğitim Müdürümüz ve Milli Eğitim Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle bir araya geldim. Bu bizim okul projemiz için. Ondan sonra bu konu da geldi gündeme. Çocuklara ne kadar akran zorbalığından bahsediyorlar ya, çocukların neler söylediğinden. Belki sen bile yaşamışsındır Gökhan. Annesi kaçan çocukların arkasından çocukların çocuklara neler söylediğiyle ilgili. Okul hayatlarının nasıl değiştikleriyle ilgili. Bak, baba gitsin. Anne yanındaysa çocuk onu bir şekilde tolere edebiliyor. Ama anneyi tolere edemiyor çocuk. Doğru. O yüzden cennet annelerin ayaklarının altına diyoruz. O yüzden diyoruz ki ayrıldığı zaman çocuğun yeri anasının yanıdır diyoruz. Hepsi birbirine bağlı. Ama ben zorla tutulduğunu düşünmüyorum Gökhan'cığım. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Vallahi ben zorla tutulduğunu düşünüyorum Müge Hanım. Gelmesini istiyorum. Vallahi zorla falan tutulmuyor çocuğum, ben sana söyleyeyim. 15 yıl olmuş. Buraya gelmemesi yani normal değil Müge Hanım. Orhan o kadar seviyorsa elinden tutar getirir. Bazen canımı iste veririm, bazen de 1 lira istersen vermem. Yani sizin lafınızın üzerine söylüyorum. Niye vereceğim? Mümkün değil yani. Tamam, pazartesi ne sahnesi varmış? Akşam sahneye yetişmek için. Tamam, gelsin sabah akşam uçakla göndereyim ben onları. Bir de evet yani biraz bir sakal tıraşı falan olup sahneye çıkmak lazım bence. Ay neyse, benim çenem açılırsa durmaz. Sinirlendim. Sen kaç yıllık evlisin? 9. Sen eşini hoş tut. Tamam mı çocuğum? Sen eşini hoş tut. Sen onu hoş tut, ona sarıl, çocuklarına sarıl. Bak ne güzel evlenmişsin, 2 tane çocuk yapmışsın, ne yapalım? Gitme. Benden de sana abla tavsiyesi. Gitmem zaten. Yani şu kadar yani. Hakkım varsa gitme. Gitme, sonra bir de seni aramayalım ya. Elbet, bak ne diyor, niye aradın diyorum Gökhan'ı diyorum. Evde bir problem yaşandı diyor. Ha mı? Oradan aradım diyor. Sen de duydun. Evet. 15 yıl geçmiş bir tanem, 15 yıl. Madem hiç aramasaydı da bizi yani aklına evet, gelmeseydik. Evet, bunu da heveslendirmeseydi çok iyi olacaktı. Bilmiyorum, hani bekle gelsin diyeceğim. Ne yapacaksın görüp? Ne yapacaksın görüp? Gene dönecek. Hı? Öyle düşün. Vallahi uğraştım bütün hafta sonu yani. Teşekkür ederim. Yani. Yok, rica ederim. Onun için söylemiyorum. Uğraştım. İnsan 15 yıldır görmediği bir yakın olsun, koşar gelir yani. Ben Lidya'ya bazen onu söylüyorum. Deprem olsa, ben okulda olsam ne olacak? Anne, köprü yıkılırsa sen bana nasıl geleceksin? Diyorum kızım, ben hayatta kalırsam ben yürür gelir. Gene seni alırım. O bilir. Sor mesela. Annen gelemez desinler. O der ki annem ölmediyse yürür gelir gene giderim. Herkesin yanından. Herkesin yanından her şeyi almaya çalışabilirsin. Elinden her şeyini alabilirsin. Beni tanıyanlar bilir. Hiç işim yoktur benim parayla, pulla, eşyayla, onunla bununla. Ama hep derim, çocuğunu da almaya çalışabilirler. Öldürürler, alırlar. Ona bir şey diyemem. Müge Hanım, şimdi insanda bir vicdan olur kimse, ya. Kimse kedinin yanından o yavrusunu alamıyorsun. Hadi al, al hadi. Baktığın kedinin ya, baktığın kedi vermiyor. Baktığın kedi vermiyor.
Sütünü verdin, yemez. Vermiyor. Alamaz. Haklı. Haklı. Alacağın ne yapacağın belli değil. O anne yani. Anne orada. Ne zaman bırak çocuğum, ne yapalım. Sen de hani küçük olsan söylemezdim sana bunları artık. Sen de büyümüşsün. Demek ki o da o hayatı seviyor işte. O kaosu seviyor yani. O kavgayı, dövüşü falan seviyor. Evet. Senin peki abin aradığında, abin niye senin yanında değil? O ne dedi sana? Abim biraz sıkıntılar olduğu için görüşemiyoruz abimle. Abinle de mi görüşemiyorsun? Evet. Size kim baktı annen gidince? Rahmetli dedem vardı benim. O baktı bize. Babaannen? Babaannem de var, evet. Öz değil ama üvey yani. İkincisini almış dedem. O baktı bize. O da baktı yani. Evet. İyi, Allah razı olsun. Aa, bana da ya hiç dayanamıyorum artık son zamanlarda böyle üst üste gelince. Bu kadar da değil. Bırak bakalım gene. Müzisyen insan naif olur ya. Müzik aleti çalın insanda bir naiflik olur. O müzik bize iyi gelir. Yalan söylüyor Müge Hanım ya. 15 yıldır müzik çalan ben bunu adamı görmedim ya. Gerçekten ama öyle değil mi? Yani iki şarkı söylediği zaman insana iyi gelmez yani. Heh, bir ince ruhu olur insanı yani. Müzik hani kuşlar, kelebekler diyorum. İçinizde kelebekler uçuşsun. Ha bir de sevgiden bahsediyoruz. Ya sevmek yanındaki kadını teşvik etmektir. Onun evlat sevgisini beslemektir. Onun evladıyla mutlu olduğuna sevinmektir. Şimdi ben size Sıdıka ile ilgili de... Gerçi bu Sıdıka olayı da beni gerçekten hani o kadar yüreğimi bastırıyor ki... Bugün aramızda yeni konuklarımız da var. Ferhat var. Ferhat sen yeğenisin, evet. Bildiğim kadarıyla. Sen de çok şeye şahit oldun. Kuzenisin. Evet. Babaanne geldi, Sıdıkan geldi. Biz hep üvey babaanneden bahsediyoruz ama Necam'dan bahsediyoruz. Siz de öz babaannesiniz. Sıdıka Hanım geldi. Siz nesi oluyordunuz? Halasıyım. Siz de halasısınız. Onlar da geldiler. Onlar da bildiklerini kendim anlatacaklar. Evet, evet. Peki neler oldu hafta sonu derseniz. Ya ben en son söyleyeceğim, en baştan söyleyeyim. Şimdi bunlar Denizli'ye göçüyorlar ya. Biliyorsunuz size de bütün anlatılanlar gerçekten hepsi de doğru çıktı. Yani bu zamana kadar size bugün bütün anlatılanlar. Ben bu da artık olmaz demiştim. Şimdi Denizli'ye göç ediyorlar ya. Denizli'ye göç ettiklerinde aslında onlar Konya'dan ya da Antalya'dan gidiyorlar oraya. Birisi bağlandı dedi ya, depremzede diye geldiler de. Gerçekten depremzedeyiz diye gitmişler. Üstelik ne anlatmışlar biliyor musunuz? Biz demişler, bizim bir tane de gelinimiz vardı. Gelinimiz de göçük altında kaldı. Allah. Olacak iş mi? Sonra millet yardım etmiş, yorgan yastık vermiş. Maliyetine işte çarşaf falan vermişler. Kabul etmiyor. İşte. Hayır. İşte. Komşular sonra siz buraya çıktığınız zaman, aa bunlar depremzedeydi dediler. Şimdi başka bir haber daha vereyim. Oradan da kaçmışlar 2-3 gündür. Bayağı diyor ki komşular eşyaları falan toplayıp kaçtılar. Aslında izleyelim. Vay be. Şimdi bu kayınpeder Hakkı'nın sevgilisi Zahide'nin komşuları. Yani Zahide'ler aslında onlar orada Konya'dan göçüyorlar. Öyle değil mi? Evet. Yani Zahide Konya'da oturmuyor muydu Hakkı'yla? Hayır. Akşehir'de oturuyorlar. Tamam işte Akşehir, Konya. Evet. Tamam. Evet. Yani Konya'dan gittiler onlar Denizli'ye. Olay yapmışlar. İntersüsüyle de kapatmışlar. Dur hayatım. Gitmişler işte. Ondan bahsetmiyorum. Denizli'ye Konya'dan gitmediler mi? Evet. Tamam, Adana'dan geldik demişler. Yalan. Heh, bakın izleyelim. Sıdıka Çelik'in şüpheli ölümüne ilişkin araştırmalarını sürdüren ekibimiz, kayınpederinin sevgilisi Zahide Akkaş hakkında dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Mahalleliyle konuştuğumuzda diyor ki o insanlar buraya Adana'dan geldiklerini, depremzede olduklarını söylediler. Çok kalabalık, sürekli bir gelen giden var. 20-30 kişi geliyorlar bu evin içerisinde. Ne yapıyorlar bilmiyoruz diyorlar. Depremzedeyiz deyince yardım etmiş mi onlara da mahalleli? Tabii yardımda bulunmuşlar. Hatta burada tekstille uğraşan bir atölye var. Normal fiyatının biraz daha altında onlara yardımcı olmaya çalışmışlar. Paramızı zor aldık diyorlar. Kayınpeder ve sevgilisi Zahide Akkaş'ın Denizli'deki mahalle komşularından Yasemin Keser söz konusu iddiaya ilişkin yaşadığı ve duyduğu olayları anlattı. Zahide Hanım'ı ben bir kere gördüm. Bizim aşağıda bir iş yerimiz vardı. Bir genç geldi. İngiliz anahtarı istedi bizden. Ben de verdim. Ne olacak ablam bu dedim. O da dedi abla şurada dedi depremzede
bir aile gelmişti dedi. Onların da beyaz eşyalarını takıyoruz dedi. Zahide Hanım'ın evini gösterdi. Daha sonra Zahide Hanım getirdi geldi. Komşu bu anahtar sizinmiş diye. O şekilde bir görüşmemiz oldu. Siz mi oturacaksınız dedim. Evet dedi. Hemen anahtarı verdi gitti. Muhtemelen yardım getirdi herhalde birisi. Hani sıfır eşya olsa veya işte ikinci el olsa aletleri çantalarında olur. Bizden de anahtar isteyince herhalde herhangi birisi yardımcı oldu diye düşündüm. Bir komşumuz da alt katında bir tekstil atölyesi vardı. Depremzede olduklarını söylemişler. O da depremzede oldukları için onlara uygun ücretli bir mal vermiş ama ücretini almakta çok zorlanmış. Sıdıka Çelik'in kayınvalidesi Navruz Çelik'in gözaltında olduğu günlerde Zahide Akkaş ve evdekiler eşyaları toplayıp gitmişti. Işıkları yanmıyor. İki gündür eşyaları toparlarlarken görmüş komşumuz. Geceymiş. Birkaç kişi varmışmış. Gençler vardı dedi. Eşyaları alıp halının ortasında toparlayıp çıkılıyorlarmış. Hemen toparlamışlar, gitmişler. Evin boşaltıldığını gören Zahide Akkaş'ın karşı komşusu Cennet Karaşin o gece şahit olduklarını ekibimize anlattı. İlk geldikleri gün Adana'dan geldik dediler bana. 2-3 gündür görünmüyorlar. Kapıları açılmıyor. Ben akşamla yatsı arasında salona girmiştim. Buradan bakmıştım ben. Acilecele bir şeyler toplarken gördüm. Oradan böyle duvarlardan çekettir, gazaktır, asılan çamaşırı alıp bir şeyin içine böyle koyduklarını gördüm. Sonra bir erkek vardı. O erkek merdivenini alıp indiriyor aşağıya. Sonra indiler. Bir kız çocuğuna, iki kadın, bir erkek mindiler gittiler. Biraz acele gider gibi geldi. Herhalde bunlar kaçıyor dedim. Aynı isimlerin depremzede olduklarını söyleyerek yardım istediği mahalle sakinlerinden biri de Emin Demir'di. Anlattıklarında en çarpıcı nokta ise komşularının gelinlerinden nasıl bahsettikleriydi. İlk geldiklerini kendileri dediler. Depremzedeyiz dedi. Adam'dan geldik dediler. Hatta gelinlerim de hastanede komada yattıklarını söylediler. Binanın altında kaldı dediler. Yorgandır, nevresimdir. Maliyetine üstünü ker koymadan sadece kumaş şişesine onları tedarik ediverdik. Parasını 3-4 aydı zor aldık. Ama sonraktan öğrendik. Olaylar farklıymış. Hatta yardım mahiyetinde çamaşır makinesi geldiğini gördüm ben. Giyim eşyası geldiğini gördüm. Allah razı olsun dedi. Allah ne muradınız varsa versin dedi sahiden. Ücret alınmadı. Yardım mahiyetli verildi bunlar. Kiracımız vardı. Kendi evinden battaniye, yorgan, yastık vermiş. Depremzedeler diye. Peki siz sordunuz mu ya? Ekranda böyle söyleniyor. Siz depremzede dediniz. Gelin enkaz altında kaldı dediniz. Bu ne iştir diye konuştunuz mu? Vallahi siz geldikten sonra zaten 2-3 gün sonra hiç görüşemedik. Gittiler. 3-4 gündür yoklar zaten. Bir evin içinde bazen 20-30 kişi oluyordu. Aşırı kavga oluyordu evde. Telefondan sürekli tehditler, küfürler. Mahallede birkaç sefer hatta polis de şikayet etmişler. Arkadaşlar bazı şeylerle de dalga geçilmez yani. Ben depremzedeyim, deprem falan diye bazı şeyler kullanılmaz yani. Allah hiçbirimizin başına vermesin ama şimdi siz de o deprem bölgesinde izleyenlerin ne düşündüğünü bir tahmin edebiliyor musunuz yani? Bir de böyle yapıyorsunuz, sonra insanlar birine yardım edecekler acaba mı diye yardımına imtina ediyor. İşte böylelerin elinden her iş gelir Müge abla. Böylelerin elinden her iş gelir. Ama deprem de kullanılmaz. İşte vicdansız insanlar Allah'tan bunlar. Allah'tan korkular yok abla ya. Allah'tan korkular bunlar yok. Bunlar vicdansız insanlar. Bunlar nar damarı çatlamış işte. Bunlar vicdansız oldukları için böyle yapmışlar. Zahide Hanım hadi açın buna da cevap verin işte. Bak sizin komşularınız. Yok dediniz. Ben sorabildim mi o sırada onu bilemiyorum ama bak şimdi gitmişsiniz orada da depremzedeyiz. Bir de ne demek bizim gelin enkaz altında kaldı yoğun bakımda. Kadın orada ölümle pençeleşirken. Ya. Akıllarına da Sıdıka gelmiş. Sıdıka ya. Yoğun evet. Bakımda ya bizim gelin de yoğun bakımda. Ya, sorsalar gibi fotoğraf gibi. Da vardır. İnanılır gibi değil yani. Hani şimdi korkmuyorsunuz hakikaten ya. Böyle şeyden insan korkar. Allah, bak dün hissettiğinizi bilmiyorum. Öyle deprem böyle evet. Tak dedi vurdu. Tamam yani. İllaki insanın enkaz altında kalmasına gerek yok ki orada yaşayanların ne yaşadığını anlaması için. Ya bir de insanın vicdanı nasıl sızlar? Yani o depremde hani depremi yaşayanların travmaları ayrı, onların dramları ayrı ama hepimiz çok çok etkilendik. Hepimiz elimizden gelen herkes bütün her şeyi yapmaya yani. Çalıştık. Ama bu ne oluyor? Deprem gerçekten deprem geçirdi mi geçirmedi mi diye biri yardıma ihtiyacı olduğunda da bu sefer herkes de soru işareti oluşturuyorsunuz. Ama yapılmaz. Olmaz. Evet. Vallahi ben de şey yapıyorum. Bu arada şimdi bu kayınvalide Navruz Çelik gözaltına alındıktan sonra şimdi bakmayın bu dosya kasten öldürme suçlamasıyla devam eden bir dosya. Navruz Çelik denetimli serbestlikle şu an evet, dışarıda. Tabii. Yani o da o dosyaya dahil oldu. Yardımdan, yataklıktan, suçu gizlemeden her neyse artık suç şeyi bilgisi.
Şimdi bunun ardından Çelik ailesine yaşananlara dair bilgiler de gelmeye başlıyor. Size onu da paylaşayım. Özellikle kayınpeder Hakkı Çelik'le sevgilisi Zahide Akkaş ve Elti Ceren Çelik tutuklanacaklarını düşünmüşler. Ben oradan gelen size dedikoduları anlatayım. Zahide Akkaş demiş ki bizi tutuklayacaklar. En azından Akşehir'e gidelim, bizi oradan alsınlar. Denizli'de alınırsak buradaki cezaevine koyarlar. Burada da bizim tanıdığımız yok. Kimse bize bakmaz. Akşehir'de alınırsak oradaki akrabalarımız bize para getirir, bakar demiş. Vay i̇şte vay vay. Sonunu düşünmüş. Sonra Denizli'den Akşehir'e kaçacak paraları da olmadığı için çevreden para alamaya başlamışlar. Sonra Ümit Çelik'in kardeşi Emrah ve Ceren ifade için emniğe götürüldüğünde endişeleri iyiden iyiye artmış. Yani, onları da götürüyorlar diye. Zahide'nin Akşehir'e doğru yola çıktığını söyleyenler var. Giderken yanına kendi gelini ve torunlarıyla Hakkı Çelik'i de götürmüş. Yani Hakkı Çelik de Zahide dediğim gibi iddiadır tabii bu. Dedikodudur ama biliyorsunuz benim dedikodularımın, yani dedikodu diyeyim ben gene. Evet. Akşehir'de polis bizi alacaksa Akşehir'de alsın. Denizli'de tanıdığımız yok diyerek gitmişler. Tabii şimdi artık her şey şeyiniz de ortaya çıktı, foyanız da ortaya çıktı. Dedikodu değil, bunların hepsi gerçek. Depremzedeler. Veya gitme ihtimalini de kabul ediyorlar cezaevine. Yapmışlar ki bir şeye kaçıyorlar. Yaptıklarını itiraz ediyorlar. Evet. Ama Akşehir'de cezaevine daha rahat ederiz, para gelir. Harçlık gelir vesaire. Yakınlarımız var orada, hani çocuk da var ya. İhtimal. Ve bunun güçlü ihtimal olarak görüyorlar. Hani hiçbir suçun günahın yoksa bu ihtimali hiç aklına getirmezsin. İfademi veririm eve dönerim çıkarım dersin. Ceren'le Emrah kayınbiraderle gelin ise onları dosyada tanık olarak geçtiklerini öğrenince onlar rahatlamışlar. Biz tanığız demişler. Onlar rahatlamışlar ama Zahide... ve Hakkı yani kayınpederle onun sevgilisi şu anda Akşehir'e doğru yola çıktık. Yani çıkmışlar, o çıktılarsa gitmişlerdir. Ama Zahide Hanım, yani cevap hakkınızı kullanabilirsiniz. Zaten bence kullanmalısınız da. Yine söylüyorum. Ben Müge olarak Sıdıka'nın başına ne geldiğini şu an bilemem. Ama şunu biliyorum. Sizin anlattığınız gibi değil. Ümit'in, babasının, Zahide'nin, Gamze'nin, kayınbiraderin... Hiçbirinizin anlattığı gibi değil. Zaten olamazdı. O yüzden aile buralara geldi. O yüzden aile isyanlarda. Siz gelin doğruyu anlatın. Bu kızı kim dövdü? Nerede dövdü? Nasıl dövdü? Bu kız intihar ettiyse dahi nasıl intihar etti? Niye intihar etti? Siz bu kıza ne dediniz de gitti o zaman kız kendini ensesinden vurdu? Ne dediniz? Yeah. Ne yaptınız? İntihar değil, hayır hocam. İntihar değil. Hayır, diyelim ki intihar etti hayatım. Niye durup dururken ediyor? Ne oldu o zaman? Orayı anlatsın. Evet. Şimdi orada da ölüme sebebiyet verme diye bir suç var ya. Ondan da kaçmak istiyorlar yani. Tamam, durdum. Ben şimdi öleyim. Üç çocuğumla otururken, bir de çocukların çamaşırlarını asarken. Ne oldu? Orası yok yani. Evet. Ferhat, sen de olayın en baştan beri içindesin. Evet. Evet. Özellikle sen attın değil mi bana o sesli mesajları? Evet. O sesli mesajlar kiminle kimin arasına geçiyor? Nasıl ablam? O sesli mesajlarda birisi sensin. Karşı taraf kim? Annem var, ben varım. Sesli mesajlar. Siz bana söyleyin. Sesli mesajlar kiminle kimin arasına geçiyor? O küfürleşmeler. Çavuş eniştemle. Emrah. Çavuş eniştenle. Emrah. Emrah'ın arasında. Emrah Çelik. Kayınbiraderiniz. Evet. Evet. Arif. Ümit'in. Arif'in oğlu. Abisi oluyor. Tamam. Emrah Ümit'in abisi. Evet. Çavuş enişte dediğiniz kim oluyor? Benim teyzemin eşi. Teyzenin. Yani annemin. Keramettin Hoşnut oğlu. Keramettin Hoşnut. Eniştemiz oluyor. Görümcenin kocası. Eniştemiz. Öyle mi? Aynen. Yani Keramettin Bey'le bizim kayınbirader Emrah arasında geçer. Evet. Göreyim o zaman Keramettin'i. Arif. Alo. Ha, oradalar. Günaydın İyi efendim. Günler, hanım. Günaydın. Şimdi o telefon konuşmasındaki biri siz misiniz? Evet. Size küfür eden kim? Küfürlü konuşan. Emrah Çelik'in oğlu Arif Çelik. O bizim gördüğümüz küçük çocuk. Evet. Genç delikanlı çocuk. Evet. Anladım. Evet, evet. Şimdi şöyle evet bir ifade kullanıyor. Tabii o küfürleri buradan falan söyleyemeyeceğiz ama şöyle bir ifade kullanıyor. Bir kurşun da sen yersin diyor. Bir de diyor ki bizim burada yaptığımız icraatları herkes bilir. Neymiş bu bilinen icraatlar? Siz biliyor musunuz neymiş onların icraatı? Ya işte anlattıkları gibi duyulanlar işte karşı tarafta kaç kişileri öldürdükleri bayanlar işte, yani onları demek istiyor bana. Yani aslında göz korkutmak istiyor yani. Size gözdağı vermek istiyor.
Evet. Şöyle diyor, tam da dinleyemedim. Tam şimdi reklam arasına geldi ama size aklımda kalanı söylüyorum. Sen bizim ne icraatlar yaptığımızı bilmiyor musun? Bir kurşun da sen yersin ama diyor sonunda Sıdık'a kendini vurdu diyor. Yo, oradan sonra kadın madın diyor, biz diyor sıkıyoruz ya diyor, sen ona bak diyor. Sonradan biliyor, ondan sonra ha. Çeviriyor lafı. Sonradan... Tam cümle bu mu? Biz kaç tane icraat yaptık, ha. Duymadın mı? Kime de denk düştük biz gene ya? Sıla diyor deliydi şimdi... diyor. Sıla diyor deliydi diyor, o diyor kendi sıktı diyor. Benim bir de kızımın adını deli koymuş. Aynen. Ya. Sıla deliymiş de kendi sıkmış. Kadın madın diyor. Bunların çektiklerini herhalde hissediyorlar mı bilmiyorum. Ses kaydının altlarını bilmiyorum. Kadın madın diyor, sıkıyoruz ya, sen ona bak diyor. Sen bizim icraatlarımızı duymadın mı diyor. Ondan sonra lafı değiştiriyor. Sıla diyor, bacınızı da diyor biz yapmadık da o kendini vurdu diyor. Sıla da demeyelim şimdi, siz öyle diyorsunuz herhalde. Sıdık hani. Onlar diyor. Tamam, benim çocuğumun adını değiştiriyor. Yani ne isim söyleyecekseniz çocuklarınıza lütfen gidip o isimleri koyun. Sonra karışıyor herkes. Bak bunu da söylüyorum. 5 bin tane isim olmadı insanın. Yok, onun dediğini, oradaki dediğini. Anladım. Onlar da Sıla mı diyorlar Sıdık'a? Ha, öyle diyor. Ne güzel, herkes çocuğum. Kendi kafasına göre istediğini söylüyor. Şey olur mu ya? Nenesinin adını koyduk Sıdık'a. 25 senelik sıttığımın adını, Sıdık'ın adını Sıla yaptılar. Kendi kafalarına göre. Yani ellerinden her iş geliyor ya. Hastanede gördüm ablam. Ben hastanede yanına da girdim. Normalde almıyorlardı enfeksiyon kapar diye. Zorladım, girdim. Zaten 25-30 dakika falan yanında kaldım. Ondan sonra konuşabildim yani. Konuştum ondan. O da bana, o beni anlayabiliyordu yani. Beyni yerindeydi, aklı yerindeydi. Dengesi yerindeydi yani. Ne dediğimi anlayabiliyordu gayet. Abla dedim. Ay senin yani, de gözlerin Sıdık'a'ya benziyor. Ay. Böyle bakınca değil mi? Ay içim bir fena oldu. Abla dedim. Nasıl oldu ya? Hepsi mi dedim dövdü seni dedim. Hepsi mi dedim yaptı dedim. Hepsi dedi. Abla dedim. Seni dedim. Ümit Çelik mi vurdu dedim. Seni eşin mi vurdu dedim. Evet dedi. Bunların hepsini evet dedi Sait abla. Bu 7 kişi. Yani dedim ki ablam dedim. Seni teker teker mi dedim dövdüler. Veya bu Navruz Çelik. Ondan sonra Gamze Çelik. Ümit Çelik, bu abisi, Ümit Çelik'in abisi. Emrah Çelik, evet. Bunların hepsi de abla. İsim saymamış Gamze zaten Çelik, ya. Hepsi yani. Hepsi... Ben saydım, o kabul evet dedi. Ben saydım, o evet dedi. İsim bunların hepsi de kabul ablam. Terazi var, tartı var, her şeyin de bir zamanı var. Sizlere de güveniyoruz Allah'ın izniyle. Yani... Şimdi o saydığın isimler beni... Hepsi dövdü mü dedi? Evet dedi. Bu saymış. Hepsine ben saydım, saymış, o göz evet. Attı. Şimdi ben saydım, o göz attı. Zaten Navruz Çelik ifadesini değiştirdi. Yani Navruz Çelik gözaltına alınmadan önce hiçbir darp olayı olmadığını söylüyordu. Üvey babaanne dediğimiz Navruz Çelik. Sonra yaklaşık 30 saat gözaltına kaldıktan sonra biliyorsunuz Denizli'den alındı ve Konya'ya bizzat konuyu soruşturan savcının karşısına ardından da mahkemeye çıkartıldı. O sırada biz hem Denizli'de hem de Konya'da mikrofon uzattık. İşte Navruz orada ifadesini değiştirdi. Sıdıka'yı dövdüler dedi. Kim dövdü? Gamze ile Zahide dedi. Yani bir tanesi kocasının sevgilisi, bir tanesi de kayınpederinin sevgilisi dövdü dedi. Şimdi peki bu böyle deyince ne dendiğini size söyleyeyim. Bu Emrah'ın kayınbirader, Emrah'ın oğlu Arif Çelik, babaannesi Navruz Çelik'in bize söyledikleri için diyor ki, babaannem, dedem kendisini aldattı diye intikam almak istediğinden size açıklama yaptı. Bu yüzden de Zahide ve Gamze ile ilgili böyle şeyde bulundu. İftirada bulundu diyor. Şimdi biliyorsunuz bu kızcağızın hastanede yaptığı kocam beni buldu açıklamasına da aynı şeyi söylemişlerdi. Evet. Kocasına iftira atıyor, kocası onu aldattı diye. Hep iftira atılmış. Şimdi bizim Navruz da 17 yıl önce kocası onu aldattı diye... Gamze ile Zahide'den intikam almak için öyle söylemiş. Evet. Hep mi intikam alınmış? Hep mi intikam alınmış Müge abla? Hiç mi doğru söyleyen olmayacak şimdi? Yani o ona intikam almak için söylemiş. Sıdık'a yazık çocuğum olan zaten ondan bana oldu. O toprağın altına girdi. Benim ciğerim yandı. 3 tane yavrusun oldu. O ona nispet etmiş. O ona şöyle yapmış. O ona şöyle. Kim yapmış? O zaman, suçlu kim? O zaman onlar doğru, bu gerçeği söyleyenler de iftira oluyor o zaman. Bunların ya suçlu yanında. Kim? Tamam, ona kızmış. Sıdıka'yı onlar dövmüş. Sıdıka da beni kocam vurdu, beni aldattı diye beni kocam vurdu demiş. Herkes hayır, o zaman keşke Sıdıka da Gamze'den intikam almak için Gamze vurdu deseydi. Öyle ya.
Eğer aile yönlendirecek olsa swap vesaire falandan herkes haberdar alındığı zamanda... Ya burada hem kayırmaca var. Gamze'yi söylerlerdi, Gamze kaçtı gitti diye. Hayır, kayırmaca yok. Hayır, evlatlarını kayırıyor. Ya Gamze'yle Zayde'yi ortaya atıyor. Gamze'yle Zayde cezaevine girsin, Hakkı da Navruz'a kalsın. Böyle bir saçmalık mı olur ya? Ben yedisinden de şikayetçiyim Müge abla. Ha, sen Navruz'un öyle düşündüğünü mü düşünüyorsun? Aynen öyle düşünüyorum ben. Aynen öyle düşünüyorum. O hayır, zaman Ceren'in eli kesilmiş, Emrah niye ditmiş? Ceren niye ditmiş? Neyi onların ditmiş? Kızımı dövmüşler orada, darp etmişler. Benim kızımı evin içinde darp etmişler. Sofrada yemek yiyorlarmış zaten. Bunlar bir çete olmuş, grup olmuş. Resmen ölüme göndermiş. Çağırmışlar. Zaten Zayden'in söylediği gibi doğuma gitmişler de misafirliğe ziyarete... tamam o kadarı doğru işte, evin içindeymişsiniz. Sıdıka da Navruz'da içeriye eline bıçağı vermiş. Hadi git onları azmettirmiş işte. Git orayı evet. Dağıt. Yani darma orayı duman darma duman et, onların keyfini boz. Benim senin yapamadığın 17 senelik intikamı sen benim cahil çocuğuma niye aldırmaya kalktın da azmettiriyorsun? Kendi gidip vursaydı Müge Hanım. Ya kendi yapsaydı, alsaydı bak 6 tane 4 tane kızı kendi var. Kendi alsaydı hocam. Bağlanan, telefona bağlanan kızları var, o kadar aktarmak istiyorsa 4 tane kızıyla kendisi dineleydi onların karşısına. Ya hepsinden de ben şikayetçiyim. Şikayetim de gerçek ne düşünüyorum? Arif Çelik kayınbirader Emrah'ın... görebilir miyim? Oğlu. Arif günaydın. Günaydın abla, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Navruz Hanım senin neyin oluyor? Babaannem olur abi. Öz babaannen oluyor. Evet. Sen şimdi öz babaannenin dedenden intikam almak için mi Sıdıka'nın darp edildiğini söylediğini iddia ediyorsun? Aynen öyle abla. Peki başta intikam almak istemiyorsa bir yıl olmuş. Niye başta intikam almak istese, niye o zaman o şekilde ifade vermedi? Abla bu bir yani kıskançlık meselesi. Ne meselesi? Yani ebem o yüzden ona iftira atıyor. Ne meselesi? Kıskançlık. Aynen abla. Peki 17 yıldır geçmedi mi babaannenin kıskançlığı? Geçmedi abla, hep aynıydı. Delikanlı. Hayır. Peki Arif, senin yaptığın bir şeyi, telefon kaydını dinledim. Orada diyorsun ki siz bizim yaptığımız icraatları bilmiyor musun diyorsun, ona sıkıyoruz diyorsun, kadınlara sıkıyoruz, bir abuk sabuk bir sürü şey söylüyorsun. Bana aslında dökümünü verebilirsin de. Söylemiştin evet, ya az önce. Sizin yaptığınız icraatlar ne? Niye insanlar sizden korksunlar? Hayır abla, önce onlar bize hakarette bulundu. Tamam ama sen diyorsun ki bizim yaptığımız icraatlar ortada değil mi diyorsun? Bilmiyor musunuz diyorsun. Çünkü bir 15-20... Evet abla, bir de onu ben dinleyebilir miyim? Dinlersin, sen konuşmuşsun. 15-20 gün evvel de orada başka bir kadın öldürülmüş ya. Yine sizden bilmişler. Onu mu söylüyorsun? Onunla mı gözdağı vermek istiyorsun? Hayır abla, öyle bir şey yok. Halkını korkutmuşsunuz iyice. Hı? Abla ben sana şuna demek istiyorum. Hı. Hani bunlar diyor evini kendi yaktı diye. Hı hı. Madem bizi evi yakmıştık, delil kaybetmiştik ya. Ev yakılma meselesinin üzerinde durmadın farkındaysan. O her şey olabilir. O benim için bir anlamda ifade etmiyor. Orada her şey olabilir. Sen o gün bu Sıdıka'nın öldüğü gün babanlarla o evde miydin? Hangi evde abla? İşte babanın evinde. Evet abla, biz yoldan gelmiştik. Sen de oradaydın. Tamam. Kavga dövüş orada sizin evinizin önünde olmuş. Komşularınız da söylüyor. Evinizin içinde olmuş. Abla ben sana şunu söyleyeyim. Bizim evin önünde olmadı, bahçede olmadı. Mezarlığın oldu bu kavga. Ondan sonra abla... Kim de bu mahallede, bak mahallede komşularımızı tehdit edenler var. Bunlar da Büşra abla yaptı mı videolarını? Onları da verirsin yani, canlı yayına verin abla. Görün. Yok onlarda bir şey, izledim ben. Peki nerede dövüldü o zaman Sıdıka? Sizin evin orada dövülmediyse kendi evinde kim dövdü? Kendi evinde abla bir olay olmadı burada. Gamze ile tek Sıdıka birbirine girdiler. Ümit abim ayırdı zaten. Gamze aldı kendini gitti. Ümit de eşini aldı, evine gitti. Peki Sıdıka'nın gözüne yumruğu kim attı? Gözünde yumruk falan yoktu abla. Zaten orada Gamze ile bir saç saça girmişlerdi. Saç saça girince öyle kadınlar pek birbirlerine öyle yumruk atmazlar. Allah Allah, biz orada kim yumruk attı ettiğini görmedik. Biz zaten gittiğimiz olay bitmişti. Gamze gidiyordu. Ümit eşini aldı gitti. Peki bu bıçak mevzusu nedir? Annenin eline bıçak gelmiş. Vallahi abla biz ne bıçak gördüm ben, ne etti, öyle bir şey de yok. Ananın avucun içi diyor, götürebilirler, baktırabilirler yani, yok öyle bir şey. Bak sen kaç yaşındasın çocuğum? 19 abla. 19, maşallah çok da genç, delikanlı bir çocuksun. Sana birisi anlatsa, bütün aile oradayken, kocası da sevgilisiyle beraber
kayınbiraderin evinde varken, iki sevgili mezarlığın önünde yürürken geldi karısı, onları orada çevirmiş deseler inanır mısın? Sence abla mu? Şimdi olay öyle değil bak. Nasıl? Bizim evin önünden bir yol gidiyor. Orman Özü diye bir yeri var. Piknik alan. Herkes orada içki içiyor, eğleniyor, geziyor. Hı hı. Oraya giderken yakalıyor sürü kadınları. Tamam. Yani o zaman öncesinde sizin evinizdeler miydi? Hayır abla, bizim evimizde değildi. Sizin ama niye sizin eviniz varken önemli. Gidip niye arabada yatsınlar ki? Abla biz yoktuk ki zaten. Annem park hayat hastanesine yatıyordu. Biz de yoldan gelmiştik. Sizin ev boştu. Onlar da sizin evde mi kalmışlar? Hayır abla, bizim evde hayatta kalmadılar. Hı? Kalmadılar. Ama komşular görmüş, içeriye girilmiş, bıçaklar çekilmiş, küfürler olmuş. Sıdıkan'ın dövüldüğünü orada gören çok komşunuz var. Abla hepsi tehdit ediliyor. Ya tehdit ediliyor böyle söyle diye mi tehdit ediliyor yoksa konuşma diye mi tehdit ediliyor? Hayır, böyle söyle diye tehdit ediliyor abla. Peki sen daha sonra Sıdıka'nın bu olay geldikten sonra Sıdıkaların evlerine oraya gittin mi? Yok abla, gitmedim. Bu kendine vurduğunda işte gittik. Gübüda bizi aramıştı. Kim aramıştı? Sıdıka yengen kendine vurdu dedi. Biz de oraya gittik. Kim aradı sizi söyledi? Ümit aradı abla. Ümit aradı. Sizin evinizle onların evinin arası kaç dakika? Yaklaşık vallahi bir arabayla bir 20-25 dakika abla. Anladım. Peki o zaman komşular daha yani ambulans falan geldiğinde, daha doğrusu bu olay duyulduğunda, dışarı yansıdığında yine Gamze'nin, senin, babanın, Zahide'nin orada olduğunu söylüyorlar. Nasıl siz onlardan önce gelebildiniz? Hayır abla, onlar yoktu. Akki Çelik, Emrah Çelik, ben üçümüz gitmiştik abla oraya arabayla, araçta yani. Ki Gamze de yoktu, Zahide de yoktu orada. Emin misin? Çünkü Zahide ikisini hatta de gördüğünü abla, söyleyenler var. Abla işte bak, onlar tehdit ediyor. Ben videolarını attım. Biz oraya 3 kişi gittik. Ilgın'ın buna polisi de şahit. Yani polis de ambulanstan dakika indik biz oraya. Yavrum bir şey söyleyeceğim. O kadın zaten oraya gelmiş. Senin neyin oluyor Ümit? Bilemiyorum da şimdi amcan oluyor. Senin amcan almış onu otogardan getirmiş arabada beraber olmaya. Ona da inanmıyorum. Ben sizin eve geldiğine adımın Müge olduğu kadar eminim. Hiç kusura bakma da. Sonra nasıl yani kavga oluyor da kadın alıyorken yürüyor yolda tek başına. Sonra nasıl dönüyor, taksi tutuyor da dönüyor falan. Hiç öyle şey olur mu? Siz o kadına sahip çıkmadınız mı? Onun abisinin kızı Zahide'nin Gamze. Zahide nasıl bırakacak Gamze'yi orada? Bırakır abla yani. Bizim hiç bir onunla vuruştuğundan falan hiç haberimiz yoktu. Biz yoldan gelmiştik zaten. Nasıl vuruştuğunuzdan haberiniz yoktu? Duydunuz ya. Abla biz zaten geldiğimiz akşamı duyduk biz orada. Kavgayla duyduk onun. Yani onunla vuruştuğunu ettiğini biz. Tamam, sonra sen görmedin mi Gamze'yi? Ya ben abla gittiğimde Gamze bayağı uzaklaşmıştı biz ayırmaya gittiğimizde. Gamze gidiyordu zaten. Kendini almış sürerek gidiyordu. Tamam, kendini Ümit'e almış gidiyordu ya. Kendini alıp gitti. Nereye gidecek o yolun sonu, ne mezarlığın sonu? Ne, nasıl binecek? Allah üzerinde oradan parası mı var, pulu mu yok, nesi var? Nereden bileceğiz? Bakmadınız mı yani? Oğlum zaten siz dedenin karısını almışsınız, hiç dememişsiniz ki babaannemin üzerine getirdiler, ben bu kadınla görüşmeyeyim dememişsiniz ki, onunla oturuyorsunuz. Sizin için Gamze'yi alıp oturmak bir şey değil ki. Amcanın ne olacak, amcan canı sıkılmış, bir tane daha kadın getirmiş Antalya'dan. Yani niye siz bunu yalanlıyorsunuz, ben anlamıyorum. Bir de niye bıraksınız? Ama Zahide niye Gamze'yi bıraksın mezarlığın orada tek başına? Abla zaten ortalık karışıktı, biz Sıdıkayı sakinleştirmeye çalıştırırken o da aldı kendini gitti. Kendini alıp nereye nasıl gitti? Sanki Bağdat Caddesi'nde ya da başka bir yerde metrobüste mi bindi, E5'te? Nereye gidecek oradan? Ne vasıta var? Vallahi nereye gittiğini ben bilemem abla. Çünkü peşinden hiç gitmedik biz. İyi de oradan gidince nereye gidiliyor? Abla oradan gidince çarşıya gidiliyor. Nereye gidiliyor? Çarşı. Tamam, kaç dakikada? Ne abla? Ha, oralı değil ki o. Nasıl oralı değil abla? Antalya'dan gelmedi mi o kadın oraya? Evet abla. E tamam, Antalya'dan gelip nasıl o şimdi yolu bulacak, mezarlığın oradan yolu buluyor? Allah abla, sorak sorak bulmuştur. Efendim? Sorak sorak bulmuştur diyor. E kime soracak, orası bomboş yer mezarlık. Ayrıca birinin cenazesini gömmesi lazım, nasıl denk gelecek? Abla zaten çarşı bizim mezarlığa yakın, bunu araştırabilirsiniz. Tamam, araştırayım da oğlum, ne tarafa gideceğini bile nereden bilecek kadın? Antalya'dan gelmedi mi? Oralı değil abla, ki. Abla bunlar zaten çarşıda geziyorlar ya. Yolları öğrenmiştir Hazar. Geziyor. İnanıyor musun? Bak sen aç annene babana, oğlum nerede ne kavga olduysa, bu kız intihar bile etse bir kavga, bir şey olması lazım. O kızın intiharının bir sebebi olması lazım. Yani aldı eline de tuttuğunu senin için söylemiyorum bunu. Yanlış anlama. Sen genç delikanlı çocuksun. Ama biliyorsundur konuyu.
Eline mi tuttular, ensesine mi geldi, ne oldu? Bak böyle olmaz. Niye birbirimizi yoruyoruz ki? Abla bak ben sana şunu söyleyeyim. Bak yemin ederim ki Allah şahit yukarıda yani Sızıka kendini vurdu. Yani Ümit falan vurmadı, öyle bir dünya yok. Yani o ikinci evde de kavga çıkmadı, ben bundan adım gibi eminim. Sen yokmuşsun ki. Sen yokmuşsun, abla, nasıl biliyorsun? Abla kavga çıksa bizim haberimiz olur. Kavga olsa orada bizim haberimiz olur. Senin evinin oradaki kavgadan da haberin yok senin dediğine göre. Nasıl eminsin bundan? Biz dışarıya ses çıktık zaten. Hep yalan söylemek için bağlanmış. Yani şimdi senin babaannen 17 yıl öncenin intikamını almak için mi bunu ortaya attı? Ne anlamadım? Yani senin şimdi babaannen 17 yıl öncenin intikamını atmak için mi Sıdıka'nın dövüldüğünü söyledi diyorsun? Evet, aynen öyle abla. İyi, Sıdıka da aylardır bildiği kocası onu aldattığını gördüğü için çamaşır asarken asarken ölmeye karar verdi. Dam üstünde saksan gel bana bazı bazı yani. 6-7 kişi birleşsin, saçlarını sürüklesin, bir de kalksın çamaşır sersin hocam. Vay be. Böyle bir şey var mı? Sen, bak sen gençsin, daha akıllı davranman lazım. Konuş bir ailenle, ne olduysa bir anlatın. Artık çıksın ortaya lütfen. Nasıl olsa çıkacak. Zaten evet. Kasteni öldürmek hepiniz ki. Hepiniz de yalancısınız. Hepinizin suçun yalanı şekli çıkacak. Bu yani. Bunu ben söylemiyorum. Bunu savcı böyle açmış. Eser döner, sap davayı. Döner, gün gelir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.